Dekanımız, rektör yardımcılarımız, belediye başkanımız da katıldı zannediyorum. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın hocam. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Sağ ol, sayın dekanım. Bakalım. Ekrem hocam, zannediyorum her şey tamam gibi değil mi? Bir iki dakika içerisinde başlıyoruz. Tamam hocam. Bir iki dakika içinde başlayabiliriz. Evet tamam, öyle yapalım. Yani beklememiz gereken daha kimse yok sanıyorum. Tabii iyi yaptın. Hocam saatimiz 10:30 oldu. Başlıyorum. Rektör hocam da gelsin. Uğur Bey, genel müdürümüz de geldi. Mustafa Bey. Geldi mi? Evet. Hocam tamam, hemen ona kovusluk veriyorum. Tamam. Verdim. Dilerse kamerasını ve mikrofonunu açabilir. Tamam. Hocam da geldi, başlıyorum. Başlayalım. Sayın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüm. O kenardakilere aç. Pardon. Sayın, sayın Belediye Başkanımız, Sayın Rektörüm, Sayın Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterim, kentimizin değerli protokolü, kıymetli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, MÜSİLAJ'ın ekolojik, ekonomik, sosyal etkileri ve çözüm önerileri paneline hoş geldiniz. Programın akışını arz ediyorum. Açılış konuşmalarıyla başlayacağız. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ekrem Şanver Çelik bizlere açılış konuşması yapacaklar. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan İskender sonrasında bizlere konuşma yapacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat'ın bizlere hitabı olacak ve açılış konuşmalarının en sonunda da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altuğ Atalay'ın bizlere hitapları olacak. Sonrasında panelimize geçeceğiz. Panelimizi Profesör Doktor Yeşim Büyükateş hocamız moderatörlüğünü üstlenecek. Doçent Doktor Aslen Yüksek olacak ilk konuşmacımız ve Marmara Deniz Ekosistemi ve Son Zamanlarda Yaşanan Sorunlar adlı sunumunu yapacak.
Sonra doçent doktor Mahir Kan Yılmaz hocamız müsilajın su ürünleri sektörüne etkisini anlatacak. Profesör doktor Adnan Ayaz hocamız ise müsilajın balıkçılık faaliyetine etkileri adlı sunumunu yapacak. Sonrasında da Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Ofisi'nden ilk koordinatörü Recai Başaran ve uzman Petek Eğerci Coşkun müsilaj olayları ve etkileriyle farklı denizel sistemlerden örnekler sunumunu yapacaklar. En sonunda Profesör Doktor Yeşim Büyükateş hocam müsilaj konusunda merak edilen soruları cevaplayacak. Moderatörlüğü de kendisi yapacağı için genel değerlendirme ve kapanışla panelimizi kapatacak. Evet, açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ekrem Şanverçeli'ye bırakıyorum sözü. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüm, Sayın Rektörüm, Sayın Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterim, bölgemizin ve şehrimizin değerli üst yöneticileri ve temsilcileri, değerli öğretim elemanları, kıymetli konuklar, değerli medya temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz çevrim içi etkinliğimize öncelikli olarak hoş geldiniz. Sizleri fakültem adına ve kendi adıma saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Son zamanlarda gündemimizi meşgul eden, başta Marmara bölgemiz olmak üzere ülkemizi yakından ilgilendiren önemli bir konuyu tartışacağız. Müsilaj. Yani daha doğrusu müsilajın ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları ile çözüm önerileri üzerinde duracağız. Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda sorun oluşturan müsilaj, yani diğer adıyla deniz salyası ya da kaykay olarak bilinen bu olay, denizel ekosistemin içerisinde doğal olarak bulunan organizmaların uygun şartlar, ortam şartları altında çoğalması sonucu ortaya çıkan bir durum. İşleyen doğal bir süreç olmasına rağmen özellikle iklim değişimi, mevsimlerin kayması, bu organizmaların tüketicilerinin yeterli miktarda doğada olmaması ve insan kaynaklı kirleticilerin denizel sisteme deşarjının olması bu durumun görülme sıklığını da artırmaktadır. Müsilaj bu yıl Ocak ayından itibaren Marmara Denizi'ni, İstanbul ve Çanakkale Boğazlar sistemini etkisi altına almıştır. 2007-2008 döneminde oldukça uzun süre sistemde kalan ve biyolojik, ekolojik sorunların yanı sıra balıkçılık endüstrisi ile turizm içinde büyük kaygılar oluşturan müsilaj olayını bugünkü panelimizde konu üzerinde çalışmalar ve araştırmalar yapmış olan akademisyenler, Güney Marmara Kalkınma Ajansı uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte irdeleyeceğiz bugün. Bu panelde müsilajın şu anki durumu, önümüzdeki dönemlerde ekolojik, ekonomik ve sosyal etkilerinin neler olabileceğini ortaya çıkarmamızın yanı sıra bu alanlarda alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek çalışmaları da tartışacağız. Tabii ki bu panelden çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak ve umarım ki ilgililer ve yetkililer de bu panelden çıkacak fikir ve düşüncelerden faydalanacaktır. Ben bu panelin oluşturulmasına katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara, davetimizi kabul eden ve her biri yerinden değerli panel bölümünde yer alan sayın panelistlerimize ve moderatörümüz Sayın Profesör Doktor Yeşim Büyükateş'e, özveriyle çalışan panel çalışma grubu ve düzenleme kuruluna, ayrıca tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum ve panelimizin başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Dekanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Hasan İskender Beyefendi de konuşması. Buyurun. Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürüm, değerli katılımcılar, değerli akademi çevresi,
bizi yine dışarıdan takip eden, turizm sektöründen farklı sektörlerden takip eden firmalarımız ve değerli öğrenciler. Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu çalışmayı özellikle hayata geçirmeye çalışan Ekrem Hocam'a özellikle teşekkür ediyorum. Malum müsilaj konusu birçok konuyu ilgilendiriyor. Bu sene içerisinde de gündeme gelmiş bir konu. Yakın zamanda da mutlaka burada da bahsi geçecektir. Zaten yarın ve birkaç gün sonra da bununla ilgili bir Çevre Bakanlığı üzerinden bir eylem planı yayınlanacak. Bu açıdan Türkiye gündemi, ülke gündemi, denizcilik gündemi için de önemli bir konu. Özellikle Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Ekrem Hocam'a teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu dile getirdiği için bizlere de Kalkınma Ajansı olarak bu konuda katkı vermek istedik. Özellikle sunumda sayın sunucu arkadaşımız da bahsetti konu başlıklarını. Bizler de biraz daha işin biyolojik veya diğer bilimsel veya balıkçılık konuları dışında biraz daha turizm üzerinden veya farklı etkileri üzerinden katkı vermeye çalışacağız. Ben de şöyle bir giriş yapayım. Malum bizler Kalkınma Ajansı olarak, Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak hani hem Balıkesir'e hem Çanakkale olarak da bu müsilaj konusundan etkilenen, yoğunlukla etkilenen bir bölgedeyiz. Bizim bölge planımızda gelişme eksenlerimizde özellikle yaşanabilir bir çevre ve mekan oluşturulması ile ilgili tespitlerimiz var. Bunların alt başlıkları var. Bu açıdan çevresel etkilerin giderilmesi konusunda da farklı tedbir kalemlerimiz var. Yine Kalkınma Ajansı olarak sonuç odaklı program yürütüyoruz 3 ve 4 yıl boyunca. Bunlar arasında da imalat sanayimiz var, kırsal kalkınma konuları var ama yine önemli konularımızdan biri de turizm başlığı. Turizm başlığında da bizim termal sağlık turizmi çalışıyoruz, destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan müsilaj bu konuları etkiliyor mu? Bunu çalışıyoruz. Su sporları ve dalış turizmi çalışmalarımız var. Kültür turizmi ve yeni rotalar oluşturma konuları var. Bu açıdan da bütün bu konuları açıkçası özellikle bu yıl Çanakkale'de Çanakkale Deniz Savaşları batıkların da turizme açılmasıyla ilgili bir proje yürütmüştük. Bu açıdan da hem dalış turizmi olsun, kıyı turizmi ya da genel olarak turizmle ilgili de müsilajın etkileri olacağı görünüyor. Biz de bunlarla ilgili bu sadece yani bilimsel bir çalışma değil, bunun ekonomik ve diğer sonuçlar olacak bu şekilde benziyor. Tabii ki gönül şunu istiyor, buna dikkat çekelim ve en kısa sürede müsilajın etkilerini sıfırlamaya çalışalım. Bunlardan kurtulmaya çalışalım ve özellikle bu pandemi döneminde malum en fazla turizm sektörü etkilenmişti. İnşallah bu sene içerisinde başta yerli ve dış turizm olmak üzere bölgemiz yoğun bir ziyaret almış olur. Bu açıdan turizm sektörüne bağlı ekonomimizde gelişme sağlamış olur. Tekrardan başta Sayın Fakülte Dekanımıza, Sayın Rektörümüze, Su Ürünleri Genel Müdürümüze ve ilgili birimlere ve katılımcılara ben özellikle teşekkür ediyorum. Bizlerden de Çanakkale Yatırım Destek Ofisi uzmanlarımızdan Petek Hanım ilgili bir sunum yapacaklar. İnşallah biz de bu şekilde katkı vermiş olacağız. Şimdiden hayırlı bir panel diliyorum. Sayın Genel Sekreterimize de teşekkür ediyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sedat Murat'ı açılış konuşmaları için arz ederim. Buyurun hocam. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli genel müdürüm, değerli belediye başkanım, değerli zamdürüm il çevre müdürümüz de katılmış olması lazımdı. Değerli müdürümüz, Çanakkale'mizin değerli temsilcileri, yöneticileri, çok değerli GMK'mızın çok değerli genel sekreteri, çok değerli hocalarımız, değerli akademisyenler, panelistler, hepinizi böyle önemli bir konu için bir araya gelip toplanmışken en kalbi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Evet, biraz sonra tabii konuşmacılarımız da dile getirecek. Gerçekten çok büyük bir çevre faciası yaşıyoruz. Bu ne ilk ama umarız ki çözüm bulunacaktır. Bilim ve uygulama. Bu alanların uygulaması yani teoriyle pratik alandaki kurumlarımızın yöneticileri bugün ve buna benzer tabii başka çalışmalar da yapılıyor. Marmara'nın etrafında özellikle su bilimleriyle, deniz bilimleriyle ilgili yani şu anda aklıma gelen 3 tane üniversitenin bilim adamları deniz bilimleriyle ilgili zannediyorum fakültesi olan 3 tane İstanbul Üniversitesi varsa beni düzeltin Bandırma
Şöyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, belki başka tabii araştırmacılar da geliyorlar ama Marmara'nın etrafında bu kadar 3 tane bilim yuvasının olduğu bir yerde bu sorun eğer bilim adamlarımızın önerileriyle, uygulamadaki uygulamacılarımızın da değerli katkılarıyla, gönül vermeleriyle bu iş çözülmezse zannediyorum bu ayıp bize ve insanlığa yeter de artar bile. Tabii sanayileşmeden vazgeçmek mümkün değil, şehirleşmeden vazgeçmek mümkün değil. Ama kainat bir denge içerisinde yaratılmıştır. İnsan vücudunda da zararlı bakteriler vardır, yararlı bakteriler vardır. Ama bir denge vardır. Denge kimin lehine olursa o ön plana geçer. Değerli dostlar, ben birçoğunuzun bildiği ama ben özellikle belki ilk defa duyacak olanlar için burada bir ayeti kerimeyi sizlere okumak istiyorum. Lütfen bu konuda yani rektör böyle bir panelde, çünkü zaman zaman oluyor. Yani böyle bir panelde ayetin ne işi var? Değerli kardeşlerim, kainatı yaratan bizim inancımıza göre bir yaratıcısı var. Zannediyorum Rum suresinde olması lazım. 41. ayette Arapça metnini okuyayım. Zaharel fesadu fil berri vel behri bima kesime deydin naz. Liyudige be'adan nasi leallehum yercun. Ayetin meali şu. Diyor ki insanların kendi elleriyle yapıp etmeleri sonucunda karada ve denizde, bakın, bozulmalar meydana geldi. Belki akıllarını başlarına alırlar diye Allah onlara bunların, bu yaptıklarının sonuçlarının bir kısmını tattırıyor. Fazla bir yoruma gerek var mı? Fazla bir yoruma gerek yok. Evet, bugün karada ve denizde, kainatta, dünyada başımıza gelenlerin sebebi, çok affedersiniz, hayvanlar değildir. Maalesef insandır. Allah'ın vermiş olduğu en muazzam bir nimet var, akıl nimeti. Ama bu akıl nimetini kendi sufli emelleri doğrultusunda, ihtirasları uğrunda, ben bütün insanlığı suçlamıyorum. Ama işte sanayileşme adına, istihdam adına yaklaşık 150-200 yıldır sanayileşelim, gelişelim, ülkeler arasında kıyasla 3-5 tane gözü hırs bürümüş kapitalistin bu hırsları sonucu dünya maalesef bugün bu hale geldi. Biz Marmara böyle giderse bu sene belki Marmara'da denize girilmeyecek. İnsanlar tedirgin olacak. Bunların sebeplerini, sonuçlarını, etkilerini, nasıl çözümler bulunabilir bilim adamlarımız bugün ortaya koyacaklar. Ve önümüzdeki günlerde bu konu çok daha devletin üst düzeylerinde de bu konular tartışılıyor. Değerli Cumhurbaşkanımız da bu konuya el atmış durumda. Ülkenin en üst düzeyde yöneticilerinin el atmış olduğu bir konudur. Ama konu gerçekten vahim. Evet, sonumuzu kendimiz getiriyoruz. Bu konuda gerekli radikal önlemlere mutlaka alınması lazım. Ama sadece değerli dostlar, yani bir müsilaj olayı, yani hep aklımız başımıza, böyle bıçak kemiğe dayandığı zaman mı olacak? Değerli bilim adamlarımız, değerli panelistler, bugün gerçekten ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları, en acımasız bildiklerinizi, yani bilelim, başımıza neler daha gelebilir? Ya belki hava alamayacağız. Belki ileride tamam bir yoğun bakıma giren insanlar gibi oksijen tüplerine takılacağız bu dünyada böyle giderse. Peki neden kendi ellerimizle yaptıklarımız sonucunda dünya yaşanmaz hale getiriyoruz? Ben Marmara'yı önemsiyoruz. Marmara Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir bölgesi. Türkiye nüfusunun en önemli kesimi Marmara'da. Türkiye'nin en verimli sektörleri, sanayisi yine Marmara çevresinde. Önemli bilim insanları burada, entelektüel kesim burada, aydınları burada, kültür ve sanat çevreleri burada. Yani Türkiye'nin aslında en önemli nüfus etmenini, en kaliteli nüfus katmanını oluşturan bir bölge içerisindeyiz. Yoğun göç alanda bir bölge. Yani dün de belediye başkanımız da dile getirdi. Ya bir Ergene. Bakın bugün artık bu sulara girmeyi bırakın, insan bakamıyor. Belki ileride denizde, hani deniz kendini temizler. Nasıl temizlesin? Bu kadar bir yükle denizlere yüklenilince deniz de isyan ediyor.
tabiat isyan ediyor. Bu bir intihardır. Yani insanın vücudu niye kanser oluyor? Vücut diyor ki ben bir fıtrat üzerinde yaratıldım. Bana istemediğim yiyecekleri havayı teneffüs ettirmeyin. İflas ediyor. Vücut intihar ediyor. Bu da tabiatın bir intiharıdır. Ama tabiatın değil. Aslında bizi ölüme götüren bir yoldur. Bu ve buna benzer konuların üzerine bütün çevre bilimciler çok ciddi şekilde durmak durumundadır. İşte GMK'mız bu konuda veyahut da kalkınma ajanslarımız diyelim. Hani bizim şimdi bağlı olduğumuz yer diye biz GMK diyoruz. Bütün kalkınma ajanslarımız başta bu konular olmak üzere çok ciddi projelere destek vermeleri gerekir. Dünyayı gelecek nesillere olumsuz şekilde bırakmayalım. Şimdi ben şöyle de inanıyorum. Bunun vebalini sadece bu dünyada değil, bir bedel ödüyoruz şu anda. Ama ben inanan bir insan olarak şunu diyorum. Bunun bedelini Allah bize yarın ahirette de soracaktır. Böyle bir mesuliyetimiz de var. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu etkinliğimizin, programımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını, güzel sonuçlar çıkarılmasını ve bu sonuçların uygulamaya aktarılmasını canı gönülden ümit ederek sizleri tekrar en kalbi ve baki duygularımı selamlıyor. Program olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın rektörümüze konuşmaları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve son açılış konuşmasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Sayın Mustafa Altuğ Atalay var. Buyurun efendim, söz sizde. Teşekkür ederim. Sayın rektörüm, çok değerli dekanım, genel sekreterim, değerli hocalar, akademisyenler ve katılımcılar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ankara'dan herkese selam olsun. Bugün önemli bir konuyu tartışıyoruz. 18 Mart, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bizim için önemli bir partner. Bu üniversitede yer alan özellikle Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bizim her zaman ortak çalıştığımız, birlikte faaliyet yürüttüğümüz, almış olduğu kararları veya yapmış olduğu araştırmalardan pek çok uygulamaya dönük kararlar aldığımız bir fakülte. Dolayısıyla Sayın Dekanımız da bize bu daveti getirdiğinde memnuniyetle imkanların olması dahilinde katılacağımızı belirttik. Biz her zaman bilim tarafından konulan doğrular çerçevesinde hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi açıkçasını söylemek gerekirse çok fazla bilimsel konuya girmeden, çünkü bizden sonra çok da bu konunun uzmanı hocalarımız, akademisyenlerimiz, uzmanlar fikirlerini belirtecek. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu Marmara Denizi'nin SOS vermesi, SOS vermesi, bize uyarılar göndermesi de 1970'li yıllardan başlıyor. 1970'li yıllardan itibaren işte farklı dönemlerde kimi zaman kırmızı alpler, kimi zaman yeşil alpler ve diatomlar çoğalmış. Bunlar farklı etkilere neden olmuş. Görmüşüz 2007'de bu müsilajın bir örneğini yaşamışız. Ama bugünkü kadar büyük bir felaket kapsamında bir tarihte olay yok, buna benzer bir olay. Geçmiyor kayıtlarda. Felaket diyoruz tabii ki ama hani inşallah düzelecek ümidimiz de var. Hatta bu toplantıya girmeden önce özellikle yine Marmara'nın önemli bölgelerinden bir tanesi El Erdek bölgesinde hem müsilaj tabakasının azaldığı, özellikle dibe çökenlerin de hani çökmüş olanların da parçalanmış olduğunu biraz önce dalgıç arkadaşlarımızdan, o bölgeyi araştıranlardan öğrendik. Tabii ki İzmit ve İstanbul bölgesinde de yoğun olarak devam ediyor. Ama biz Marmara'nın her tarafına baktığımızda büyük bir etki olduğunu da görüyoruz. Marmara'nın her tarafına baktığımızda, tabii insan gözüyle baktığımız zaman Marmara Denizi büyük bir deniz gibi gözüküyor ama uçaktan bakarsanız, ki benim çok bakma imkanım, inceleme imkanım oldu. İşte iki tane boğazla kanal gibi ince bir yapıyla Ege'ye ve Karadeniz'e bağlanmış, aslında göl niteliğinde son derece kırılmaya hassas
narin bir deniz. Korumak için elimizden ne geliyorsa aslında yapmamız lazım. Biyolojik çeşitlilik ve balıkçılık açısından da son derece önemli. Ama öyle bir nüfus yoğunluğu birikmiş ki, ayrıca da tarımsal açıdan da son derece önemli ve verimli topraklara da sahip. Bunları da biliyoruz. İnsanlık olarak bunu en iyi şekilde kullanmak ve gelecek nesillere bırakmak da bizim için önemli bir görev. Şimdi özellikle biyo çeşitlilik, sucul biyo çeşitlilik açısından baktığımız zaman, balıklar açısından baktığımız zaman, ki benim temsil ettiğim grup bunların tamamı balıkçılar açısından baktığımız zaman, bunların tamamı mağdur durumda şu anda. En fazla mağduriyete uğrayan kesim bunlar gözüküyor ilk bakışta. Tabii bunu telafi etmek için hemen biz aslında 2020'nin başlarında, hatta 2020'nin Ekim ayında TAGEB'e, yine bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile birlikte güdümlü bir proje başlattık. Bu boyutlara çıkacağını tahmin etmiyorduk ama bir müsilaj problemi olacağını hemen fark edip bir proje başlatmıştık. O proje devam ediyor ama sonuçlar denizde çok daha hızlı bir şekilde gelişti. Çevre Şehircilik Bakanlığı farklı genel müdürlüklerine ve Marmara Belediyeler Birliği'ne bu durumu yazıyla bildirdik. Durumun kötüye gittiğini izah ettik. Çünkü balıkçılardan hemen anlık bilgiler bize akıyordu. Balıkçılar tabii çok şikayet ettiler. Balığımızı çekemiyoruz, ağız hayatı oluyor. İşte önemli miktarda balık kaybımız var. Bunu nasıl telafi edeceğiz, borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Ziraat Bankası ile temasa geçtik. Borçların ötelenmesi veya faizsiz kredi sağlanması bakımından. Bunların hepsi geçici pansuman biz balıkçılık açısından baktığımız zaman. Belki sigorta kapsamında zararlar telafi edilebilir dedik ama orada da pek bir yol alamadık. Burada Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, sizlere teşekkür ediyoruz. Belki de en büyük etki bunun farkındalığını oluşturmak. Bu toplantıda, bu çalıştayda bu farkındalığı oluşturmak için önemli bir adım. Bu farkındalığı oluşturmak için bundan yaklaşık 2 ay önce ben Meclis Çevre Komisyonu'nda da bu konuyu gündeme getirdim. Ve meclisteki vekillerimize, komisyon başkanımıza da bu durumu anlattık. Tabii ki sizlerden, akademisyen hocalarımızdan aldığımız bilgiler de bizim için son derece önemli oluyordu. Başka ne yaptık? Yine bu işi en birebir yaşayan balıkçılarımızla anket çalışmaları yaptık. Yani denizde ne zaman gördünüz, nasıl etkili oldu, işte sizin haricinizde nelere zarar veriyor, ekonomik kayıplarınız ne kadar, diğer çalışma saatleriniz nasıl etkiledi, balıklar o bölgede arttı mı, azaldı mı veya hangi bölgelere göç ediyorlar, bunlarla ilgili detaylı da çalışmalar yaptık. Hem Prens Adaları'nda hem Erdek tarafında dalış incelemelerine devam ediyoruz. Bazı dönemlerde iyileşmeler görülüyor ama şu son dönemde özellikle Marmara'nın batı tarafında daha fazla olduğunu da görüyoruz. Baktık ki balıkçıların durumu cidden, özellikle küçük kıyı balıkçısının durumu cidden kötü. Hemen bir destekleme modelini yerleştirelim dedik. Zaten var olan kıyı balıkçısının desteklenmesi kapsamında hem bu destek miktarını arttırdık hem de kapasitesini geliştirdik. 10 ile 12 metre arasındaki bütün teknelere 1,5 milyon, 1500 liraya yakın bir para vereceğiz. 1450 lira hibe şeklinde. Diğer daha küçük teknelere de en az 1000 lira olmak üzere Marmara çevresindeki bütün balıkçılara, ki sayıları da 4600-4700 civarında, bir destekleme ödemesi yapacağız. Bugün bu çalıştaya katılmayı son derece önemsiyorum. Yine önemli bir toplantıdan ve seyahatten geldim. Ama hem hocamıza, dekanımıza verdiğim sözü tutmak adına hem de bu güzel etkinliğin, işte farkındalığın bir parçası olmak da bize ayrıca memnuniyet ve gurur verdi. Genel sekreterimiz de buradayken, Güney Marmara Genel Sekreterimiz, bizim Marmara Denizi için, özellikle Marmara Denizi'ne odaklandığımız önemli projelerimizden bir tanesi midye yetiştiriciliği.
Şu anda gerçi yetiştirilen midyelerin sağlıklı mı, sağlıksız mı, müsilajın buna etkisi nedir? Onu ayrıca tartışacağız, ayrıca inceliyoruz ama bizim denizlerimizde çift kabuklu yetiştiriciliğini arttırmamız lazım. Bu ister özür dilerim, ister ticari maksatla, hani insanlara tüketim amacıyla satmak amacıyla olsun, ister çevreyi korumak amacıyla olsun, bizim midye yetiştiriciliğini teşvik etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da Kalkınma Ajansı projelerimizi yine destekleme kapsamına alırsa, en azından bazı altyapılar bakımından bizi de sevindirmiş olur. Ayrıca da ekosisteme faydalı bir faaliyet yürütmüş oluruz. Bu kapsamda son bir sene içerisinde 9 tesis açıldı midye yetiştiriciliği bakımından. 35 tanesine de izin veriyoruz. Yeni faaliyetlerine başlayacaklar. Bunların büyük bir bölümü de yine Çanakkale bölgesinde odaklanıyor. İnşallah hani yapabileceğimiz balıkçılık açısından aklımıza ne geldiyse yapıyoruz. Sizlerden alacağımız fikirler de. Ben bu çalıştayın sonuna kadar dinleyeceğim, dinleyici olacağım. Belki ekranımı kapatabilirim ama çıkacak sonuçlar bizim için son derece önemli. Ve hep beraber buradan alacağımız kararlar doğrultusunda da bakanlığımın üzerine ne düşüyorsa yapmaya ve Marmara Denizi'ni kurtarmaya elimizden ne kadar gayret varsa onların hepsini göstereceğiz. Bizim için Marmara Denizi vazgeçilmez. Gerçi bütün denizlerimiz, bütün su kaynaklarımız öyle ama Marmara Denizi en kritik ve vazgeçilmez denizlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla ben de hani çok fazla detaya girmeden, bilimsel çalışmalara da girmeden, sadece yüzeysel olarak yaptığımız diğer kurumlarla ilgili çalışmaları buradan ifade etmek istedim. Hepinize yine Ankara'dan saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Bu çalıştayda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü'ne teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Panelimize geçiyoruz. Uğur kardeşim bir dakika. Buyurun hocam. Ben de Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Güzel bir açılış konuşması yaptılar. Değinmiş olduğu konulardan bir tanesiyle ilgili olarak da ben hem burada inşallah önümüzdeki günlerde bizim Deniz Bilimleri Fakültemizdeki hocalarımızın geçmişte midye yetiştiriciliğiyle ilgili çok esaslı bazı projeleri vardı ama bu proje değişik nedenlerle kabul edilmemiş ki Çanakkale kesiminde genel müdürümüzün değindiği gibi güzel midye yetiştirici yapılabilecek yerler var. Bu konuyu gündeme getirmesi benim ümitlerimi yeniden artırdı. Yine deniz bilimler hocalarımızın Türkiye'de Sayın Genel Müdürümüz daha iyi bilir resmi rakamlarda istakoz üretimi oldukça düşmüş durumda. Bizim hocalarımız yani ben de kendilerine çok minnettarım. Bir balıkçıda bir istakozu yakalamışlar. 10-12 saattir denizden çıkmış ve bunu alıp Sayın Genel Müdürüm şu anda yavrularını çıkardılar. Epeyce bir yavru oluşturuldu. Bizim tesislerimizde yakında suya salıverme değil mi Ekrem Hocam? Zannediyorum suya bunları salıvereceğiz. Böyle de bir tören yapacağız. Tabii genel müdürümüz gelse o günkü o programa inşallah rastgele programına uygun şekilde Türkiye'de biraz daha farkındalık oluşturur. Böyle hocalarımızın güzel projeleri var. Bunları da Sayın Genel Sekreterimiz de buradayken sizin de işaret ettiğiniz gibi bu projelerin desteklenmesini arzu ediyoruz. Zaten ifade ettiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tam hassas olduğum dünden beri daha geçen hafta ama dün özellikle bu konuyu da gündeme getirdik. Midye yetiştiriciliği ve istakoz. İstakozla ilgili de önemli bir adım atacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Rektörüm davetinize herhangi bir problem çıkmadığı takdirde inşallah katılacağım. Bunun sözünü de vereyim. İnşallah istakozları beraber bırakalım. İnşallah Sayın Genel, size göre dairiz ama siz Ankara'da gelip hocalarımızla birlikte bu konularda gerçekten hep birlikte el birliğiyle güzel şeyler, işler yapalım yani güzelliklerle analalım, bir eser bırakalım. Çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun inşallah. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Panelimize geçiyoruz. Ben sözü moderatörümüz Profesör Doktor Sayın Yeşim Büyükateş Hocam'a bırakıyorum. Hocam buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü panelimizde aylardır Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı ve çevresini etkisi altına alan bir çevre sorunu haline gelen müsilaj olayının sadece biyolojik ve ekolojik etkileriyle değil, olası ekonomik ve sosyal etkilerini de değerlendirerek çeşitli kurumlardan yetkili uzmanların bir araya gelmesiyle irdeleyeceğiz. Ben ilk sözü daha fazla uzatmadan konu üzerine çeşitli çalışma ve araştırmaları olan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Aslan Yüksel'e vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar, ben Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu kadar özel bir toplumda sizlere anlatmak, Marmara'yı anlatmak gerçekten benim için de çok çok onur verici bir şey. Ben hemen söze başlamak istiyorum. Heyecanlandım birazcık. Ekranı paylaşma yetkim var herhalde. Bir sorun yok, gözükmüyordur herhalde. Geldi hocam slaytınız, buyurun. Tamam, çok teşekkürler. Değerli rektörüm, sayın dekanım ve genel müdürüm, sayın Çanakkale'li yetkililer, belediyeden katılan çok güzel bir ekip, gerçekten soruna bu kadar ciddi ele alıp böyle bir toplantı yapmak umarım sonucu güzel olur. Ben Marmara'nın size ekosistemini anlatacağım. Uzun yıllardır yaptığımız çok çeşitli araştırmaların sonuçlarıyla size önce bir Marmara'yı tanıtmak istiyorum. Ve daha sonra yaşadığımız sorunları gazetelerden ve bizim gördüklerimizle birlikte anlatmaya çalışacağım. Burada anlattığım pek çok konu sadece benim değil veya işte deniz bilimlerinin değil, pek çok kurumda, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı'nın desteklediği pek çok projeyle ve farklı kurumlarla birlikte yaptığımız değerli çalışmaların çıktılarından faydalanarak bu sunumu hazırladım. İlk önce Marmara'nın önemini vurgulamak istiyorum. Bu slaytı hemen hemen her sunumda kullanıyorum. Çünkü gerçekten dünya üzerinde 16 tane kanal veya boğazdan bir tanesinde biz yaşıyoruz. Bu 16 boğazdan daha da önemli çünkü bizim diğerlerinden daha da önemli çünkü birbirinden ekosistem olarak çok farklı, bereketli, çok üretken olan iki farklı havzanın tam ortasında bir boğaz şeklinde Marmara Denizi ve biyolojik ve ekolojik bakımdan önemli habitat kriterlerinin belirlenen 7 kriterden 6'sını yüksek seviyede karşılıyor. Bunlar neler? Eşitsizlik ve benzersizlik. Yani dünyada bunun bir benzeri yok. Hem hidrodinamik yapısı bakımından hem bulunduğu ortam bakımından, Karadeniz ve Akdeniz gibi biyoçeşitlilik ve endemik türlerin çok iyi korunup barındığı ve baskılarının da ne yazık ki çok yüksek olduğu son zamanlarda iki farklı sistemin bir koridoru gibi görev gördüğünden, türün yaşam döngüsü içinde çok özel roller alıyor. Göç yolları, üreme ve beslenme göç yollarının üstünde hem çok ekonomik türler var bunların içinde hem de birinci derecede koruma altında türler var. Hassaslık, kırılganlık ve iyileşmenin yavaş olduğu alanlar var. Ne yazık ki işte bu sorunlardan biri de bu kırılganlık ve hassasiyetlerden kaynaklanıyor. Biyolojik üretkenliği çok yüksek. Çünkü gerçekten iki önemli havzanın ortasında. Bunların hepsini yüksek seviyede karşılıyor. Peki bu üretkenliği, bu özelliği neye bağlı? Tamamen bu hidrodinamik yapıya bağlı. Biz Türk Boğazlar Sistemi olarak adlandırıyoruz Marmara'yı. İki dar boğazla
Karadeniz ve Akdeniz havzasını birbirine bağlayan ve kuvvetli, çok değişken yüzey akıntılarıyla Marmara'nın altını besleyen Akdeniz kökenli, bol oksijenli suların karıştığı bir ortam. Üst tabakanın suyu çok çabuk değişiyor. Bu da yaşadığımız sorunların yüzeyde çabuk iyileşmesine de sebebiyet veriyor. Ama bir bölgedeki sorunun her tarafa dağılmasına da sebep oluyor. Akdeniz suyu bizim için Marmara'nın alt suyu çok çok önemli. Çünkü yüksek üretkenliği olan Marmara'daki oksijenin en önemli kaynağı, dipteki oksijenin en önemli kaynakları arasında. Ve bu coğrafik yapıyla farklı hidrodinamik yapılar, bol tuzlu, az tuzlu, akışkanlık, bunların bir karışımı Marmara'nın biyoçeşitliliğini organize ediyor ve dengeliyor. Genel olarak Marmara'nın yapısına baktığımızda eskiden Karadeniz kadar üretken değildi, daha mezotrofikti, ama şu anda özellikle kış dönemlerinde ötrofik seviyeye kadar, yani üretim, fitoplankton üretimi daha da artıyor. Yaza durağan geçiyor, üretkenlik daha düşük. Bunun en önemli nedenlerinden biri de işte karasal kaynakların, yüklerin çok fazla olması, Karadeniz'den gelen yükler ve altyapına verilen deşarjlar. Bu üretkenliği son zamanlarda üst seviyelere taşıdı. Su kalitesine baktığımızda yaz ve kış aylarını burada değerlendirdik. Çünkü yazın söylediğimiz gibi problemler daha az oluyor. Kışın özellikle sonbahardan sonra biz problemleri daha çok yaşamaya başlıyoruz. Baktığımızda yaz kış fark etmeden körfez içleri ve boğazdan gelen su ne yazık ki problemli oluyor. Ağustos ayında üretkenlik düşük, kışın yüksek, demin de söylediğimiz gibi. Seki diskine baktığımızda yine güney şelfi daha iyiyken, özellikle Gemlik Körfezi ile İzmit Körfezi'nin içinde büyük sorunlar yaşadığımızı görebiliyoruz. Yaz kış bu sorunlar sürekli devam ediyor. Ama en önemli sorunumuz, Marmara'nın en önemli sorunu, aslında normal koşullarda sorun değil, çünkü devamlı beslenen bir yapısı var. Çift tabakalı sistem olması. Bu çift tabakalı sistemden dolayı alt suyla üst su arasındaki karışım çok yüksek değil. Zaman zaman kıyıya yakın bölgelerde bu karışıma şahit oluyoruz. Veya Marmara akıntı sisteminin olduğu iki önemli alanlarda upwelling sahalarımız var. Bu bölgeler dışından ki bu bölgeler özellikle red tide'ın başladığı alanlarda oluyor. Ama bizim son yaptığımız çalışmalara baktığımızda o alttaki su kalitesi o kadar bozulmaya başladı ki oksijen artık kuzeye doğru ulaşamadan metabolik faaliyetler sonucunda, organik parçalanma ve metabolik faaliyetler sonucunda hızla azalmaya başladı. 2015 verisi bu en son. 2020 verilerine baktığımızda özellikle Çınarcık Çukuru burası, belirgin bir düşüş var Marmara'nın özellikle kuzeyinde. Yani Marmara'nın kuzeyi ki yerleşimin çok olduğu bölgede, derin çukurda bile yaşam artık tehdit boyutuna gelmiş.
Burada da haritada da gördüğümüz gibi Akdeniz kökenli sular daha zengin ve güney şelfini besliyorken kuzeye gittikçe son zamanlardaki faaliyetlerden dolayı da Çınarcık Çukuru özellikle 500 metrelere kadar çıktı. Ekolojik kriteriye baktığımızda makro alkler ve bentik türlere göre ekolojik kalitesine baktığımızda yine körfez içlerinde problemlerin olduğu Çanakkale bölgesi nispeten daha Çanakkale Balıkesir bölgesinin nispeten iyi olduğu ama Kuzey Marmara'da hep sorunların olduğunu biyolojik indekslere bakarak da anlıyoruz canlı dibe bağlı yaşayan canlılar bakımından. Biyoçeşitlilik de aynı şekilde 10 yıllık farka baktığımızda Marmara'nın kuzeyindeki bozulmanın arttığını görüyoruz. Anoksik koşulların başladığını, Gemlik Körfezi'nde ve İzmit Körfezi'nde oksijensizliğe bağlı olarak çeşitliliğin belirgin olarak düştüğünü görüyoruz. Çeşitliliğin en yüksek olduğu bölge yine Erdek Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nın olduğu bölgeler. Yine diğer bir bozulan bölgede Tekirdağ bölgesindeki çeşitlilikte ki akıntının en yüksek olduğu bölgeler olmasına rağmen çeşitlilikte belirgin bir düşmeyi görüyoruz. Çınarcık Çukuru'nda gördüğümüz oksijensiz tabakanın yani düşük oksijen koşullarının Marmara'nın en verimli sahası olan Güney Şelfi'ni de 2016'da yaptığımız çalışmalarda etkilendiğini gördük. Bütün yapılan biyolojik ve su kalitesine dayalı değerlendirme yaptığımızda ekolojik kalitesine baktığımızda Marmara'nın İstanbul, İzmit Körfezi'nin iç kısmı, Gemlik Körfezi ve Bandırma'nın durumunun çok kötü olduğunu, Silivri yine Tuzla, İstanbul, İzmit Körfezi'nin orta derece zayıf olduğunu ama Marmara'nın en verimli alanları Yalova, Gemlik Körfezi ve Bandırma açıklarının da orta seviyede olduğunu görüyoruz. Bu 2018 verisine dayalı Çevre Bakanlığı'nın yaptığı TÜBİTAKMAM'la birlikte yaptığı izleme çalışmalarının sonucuna göre. Yani Marmara'da bazı şeylerin kötüye gittiğini görebiliyoruz. Peki bunun sebepleri nelerdir diye baktığımızda gerçekten bunu bütün hocalarımız da dile getiriyor. Nüfusun büyük bir kısmı Marmara çevresine yerleşmiş. Liman faaliyetleri, sanayi, tabii buna bağlı tarım ve balıkçılık ve havzalardan gelen yüklerin hepsini Marmara tek başına taşımaya çalışıyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Biyoçeşitliliğimiz tabii ki bundan etkileniyor. İlk başta baktığımızda özellikle bazı zararlı türlerin, fitoplanktonik türlerin arttığını görüyoruz. Bunların bir kısmı müsilaj yapıyor, bir kısmı biyotoksin üretiyor ki biyotoksin üretenler özellikle tarım ürünlerimiz için, su ürünlerimiz için son derece sakıncalı. Bu türlerin artışı olabiliyor zaman zaman. Peki balıkçılık bakımından baktığımızda da demersal balıkçılık bakımından baktığımızda iki türü ben seçtim. Özellikle merluçusu seçtim. Berlan balığı, bakarolya diyor Egeliler daha çok. 90'lı yıllarda %99-96 görünme frekansı olan ve baskınlığı bütün türler üzerinde en yüksek olan son derece Marmara'yı temsil eden bir balık türüyken son yaptığımız çalışmalarda bunun %44'e görünürlüğünün düştüğü, stoklarının da son derece azaldığını görüyoruz. Yine Marmara'nın ikinci önemli türü Trakurus popülasyonlarında da
belirgin bir azalma gördük. Bir de ben burada Spiratus'u da aldım. Spiratus'u niçin aldım? Çünkü onun pek ekonomik değeri olmamasına karşın 94'lü yıllardaki Marmara'daki demersal sistemin çökmesinde Spiratus çok önemli bir rol oynamıştı ve eğer bu tür korunursa Marmara'nın can simidi gibi özellikle pelajik sistemde pek sorun yaşamayacağını o yıllarda dile getirmiştik. Çünkü plankton üstünden beslenen bir tür. Üstünde ekonomik değerinin az olmasından dolayı avcılık baskısı yok. Hamsi gibi yazın değil kışın yumurtluyor. Bu bakımdan eğer korunabilseydi Marmara için çok önemli bir tür olacaktı ama onun da 90'lı yıllardan günümüze geldiğimizde şu sıralar Marmara'da onun da yumurta larvasına ne yazık ki çok az rastlıyoruz. Hocam, peki parlamamız mümkün olacak mı? Aşıyoruz çünkü zamanımızı, kusura bakmayın. Hani biraz evet, toparlayabilirsek çok sevineceğim. O zaman şöyle hızlı geçmeye çalışayım. Ben toparlanacak gibi değil çünkü ötrofikasyon etkisi Marmara'da çok büyük ve bunu balık ölümleriyle, makroalglerle ve normalde görmemiz gereken noktilika dediğimiz red tide olayını daha sık ve daha yoğun olarak görmeye başlamamız açıklayabiliriz. Çünkü Marmara'da red tide sürekli olurdu ama biz bunu yakamoz olarak görürdük. Böyle denizin renginin kırmızı olduğunu görmezdik. Ama artık deniz hemen kırmızıya boyadı ki şu son 2 yıldır da bu red tide'ı da göremedik. En son 2005'te görmüştük. Peki diğer koşullar, hava koşulları dendi. 2007'deki hava koşulları ile 2020'deki hava koşulları çok farklı. 2007'de hava koşulları Ağustos ayında çok yüzeysel, düz, durağan geçmişti ve o dönemde Marmara'da olan Lirokbe türünün ani artışı olmuştu ama bu sefer öyle bir hava durumunu göremiyoruz. Yani hava koşullarına bu olayı bağlamak doğru değil. Evet, Marmara Denizi'nde küresel ısınmanın etkilerini çok görüyoruz. Belirgin bir şekilde gördük. Özellikle 2020 yılında ve tuzluluğunda da artışlar gördük. Bu olayda da Marmara'nın artık Akdenizleşmeye başladığını, hatta bazı yabancı türlerin gelmesi, Akdeniz kökenli türlerin Marmara'ya gelmesiyle de bunu araştırmacılar dile getiriyorlar. Ama diğer taraftan bu müsilaj olayından sonra, salya olayından sonra da deniz suyunun normal değerlerinin belirgin şekilde soğuduğunu da görüyoruz. Bunun nedenlerini biraz sonra da anlatacağım. Son zamanlarda özellikle şimdi salya konusuna daha yeni gelebildim. Çok özür diliyorum. Sistemde özellikle aşırı avcılığın olduğu ve ötrofikasyon riskinin çok olduğu bölgelerde aslında okyanuslarda da aynı sorunları yaşıyoruz aşırı avcılığa bağlı olarak. Jelimsi canlıların artışlarında belirgin bir artış var. Ve araştırmacılar bunların üzerine yoğunlaşıyor. Aslında jellyfishlerin yüksek enerjili iyi bir protein kaynağı olduğunu, küresel ısınmada önemli rol oynadığını çünkü yüzeyde biriken fazla karbonun dibe taşınmasında önemli rol oynadığını, okyanuslar içinde dibe taşıdıkları karbon ve organik materyali aşağıya taşıdıkları için derindeki az besince az suların zenginleşmesi ve oradaki canlıların beslenmesi için önemli türler olduğunu, bunların ürettiği mukozanın özellikle stres altında ve aşırı üremede ürettikleri mukozaların ortamdaki nanopartiküler maddeleri ve kirliliği de birlikte alt suya taşıdıklarını, dibe parçalayıp sedimanda depolanmaya başladıklarını ve agregasyon şeklinde oluşturdukları yapılarda da ortamdaki tüm materyali aldıklarını biliyoruz.
Yine işte bu da bizim aslında sonumuz. Şu andaki okyanusların durumunu büyük balık, küçük balık ve dipteki yaşantı olarak değerlendiriyor. Ama gelecekte buna dönmemek için bu dengeyi korumamız bize söyleniyor ve buna dayalı bir politika uygulamamız söyleniyor. Ama biz ne yazık ki bunu tükettik. Şu anda Marmara'nın genel durumunu bu şekilde görebiliriz ama 94-90, 2007 ve 2021'de bu kısım tamamen jelimsi canlılarla doldu. 1994'te Minimeopsis Lady buna sebep olmuştu. 2007'de Lirope Tetraphella dediğimiz bir tür sebep oldu ve o zaman da söylediğimiz gibi eğer Marmara'da gerekli düzenleme olmaz, gerekli önlemler dikkate alınmazsa ve bu yerli türler üzerinden olursa problemin çok büyük olacağını balıkçılarla o dönemde çok uzun süre tartışmıştık ve ne yazık ki bu sefer yerli türlerimiz sebebiyet verdi. Ve 2000'li yılların başında aslında balıkçılar bu sorunu 2019'da başladılar yaşamaya. 2019'dan sonra 2020'lerde artık gazetelere manşetler olmaya başladı ve deniz anası son derece artmaya başladı. Deniz anaları aslında çok önemli. Sistemdeki bozulduğu zaman ortaya çıkan ve plankton üzerinden, ortamdaki plankton üzerinden fitoplankton, balık larvaları ve diğer jelimsi zooplankton üzerinden besleniyor ve mukozla birlikte de organik maddeleri suya veya pelajik sisteme veriyor. Bunun hem faydaları var, ortamda fazla kalan planktonik canlıların toplanması bakımından önemli rolleri var. Nanopartiküler madde ki suyun ısınmasına sebebiyet veriyor veya patojenik canlıların artmasına sebep veriyor. Bu partiküllerin toplanmasında karbon döngüsünün daha sağlıklı işlemesine ve sağlıklı ekosistemlerde de besinin alt tabakasına taşınmasına sebebiyet veriyor. Niçin sağlıklı sistem diye özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Marmara'nın altı ne yazık ki yüksek ötrofikasyondan dolayı, aşırı deşarjlardan dolayı alt tabaka ne yazık ki özellikle kuzeyde riskli artık, körfez içlerinde. Ve mikrobiyal yapıların, denizel bakterilerin taşınması, organik maddelerin parçalanması, alt sedimanın parçalanmasında da önemli rol oynuyorlar. İki türlü yok oluşları oluyor. Pek çok tür içinde çünkü proteince çok zenginler, karbonhidratça da çok zenginler. Bize eskiden deniz analarının %95'i su olarak öğretilmişti ama aslında enerjisi yüksek bir besin kaynağı olduğu için pek çok canlı tarafından da tüketiliyormuş. Bir kısmı dediğimiz gibi direkt deniz dibine çöküyor. Bunlar karalara deniz hareketleriyle kıyı şeridinden atılıyor ve organik maddenin denizde kalmasını engelliyor. Bir kısmı da aşırı mukoz salgılayarak pelajik sistemde kalıyor. Bu planktonlar tarafından ve bakteriler tarafından da işte kullanılıyor. Ama bizde o kadar sorun ki. Peki deniz jelimsi canlıların sistemdeki rolü nedir? Eğer biz aşırı avcılıkta yaparsak ki 2006'da ve 2018'de gördüğünüz gibi sistemi bozarsak ortamdan balık çekildiğinde tamamen jelimsi canlılar dediğimiz deniz anaları, ketognatlar, kitanoforlar ve bazı tunikat türlerinin artışına sebebiyet verebiliyoruz. Bu bizim dediğim gibi sonuçlarını işte yaşıyoruz şu anda da istemediğimiz sonuçlara dönüyor. En büyük sebepleri işte ısınma, hepsi var Marmara'da, ötrofikasyon, kıyı yapıları ve diğer kirletici kaynaklar.
ve ne yazık ki bu dönemde 2019 bir veriye göre 2019 bir veriye göre 2018'de 40 bin tona yakın balık piyasaya da gitmemiş. Balık fabrikalarına gitmiş. Yani avlanma boyunun altındaki balık bile avlanmış ne yazık ki. Ve biz uzun zamandır 2019'da normalde en son 2015'te gördüğümüz bu dinoflagellat patlamasını göremiyoruz. Bu niçin bizim için önemli? Eğer ortamda balık varsa ve ötrofikasyon da yüksek bir seviyeye geldiyse bu tür planktonlar artarak hiç değilse ortamdaki fazla organik maddenin, azot ve fosfatın inorganik maddenin organik maddeye çevrilip ve dibe çökmesine sebebiyet veriyordu. Ama biz bunları şimdi aşırı jelimsi canlılardan dolayı göremiyoruz. Bu da 2017'deki sisteme girişi zooplanktonu, fitoplanktonu temperatürün değişmesiyle birlikte Lirope dediğimiz o canlı arttı ve tamamen sistemi yok etmişti. Fitoplankton ve zooplankton ortamdan tamamen gitti. Sonra onun kitlesel ölümünün arkasından sonra sistem kendini hızla yenilemişti. Ama bu sefer yerli türlerimiz olduğu için sistem çok daha kötü çalışıyor. Aşırı avcılıktan sonra işte 2018-2019'da salpa türü Marmara'ya girdi. Normalde Akdeniz'in ve derin bir ekosistemin bir türü. Aşırı sıcaklığın artması Marmara'da organik yükün artmasına bağlı olarak bu tür girdi. Çok iyi bir süzücüdür, yüksek oranda iyi süzücüdür. Ve Kuzey Marmara'ya kadar daldı. Bu normalde küresel iklim değişikliği çalışanlar için önemli. Demin de söylediğimiz gibi yukarıdaki karbonun aşağıya taşınması için, fakir sulara taşınması için. Ama bunun arkasından bizde yine 2019-2020'de aşırı bir alk jellyfish, bu ilk önce rizostoma patlaması oldu. Rizostomaların karaya bütün kıyı şeridine vurmasından sonra ve işte yine balıkçılık o dönemde de devam ediyordu ve arkasından müsilaj olayı Marmara'nın kabusu dediğimiz. Neden jelimsi canlılar önemli? Şimdi bu besin zincirimiz. Besin zincirinin alt kısmını deşarjlar etkiliyor. Deşarjların aşırı olması bazen işte red tide dediğimiz, bazen de başka türlü toksik türlerin de olabileceği planktonik türlerin artmasına sebebiyet veriyor. Eğer ortamda küçük balıklar yok olursa zooplankton, plankton üzerinden beslenen canlılar da ortadan çekilirse ortamda sadece jelimsi canlılar kalıyor. Jelimsi canlıların kalması ve aşırı çoğalması sonucunda oluşan bu büyük besin kırılmasının sonucunda da ortamda ne işte plankton da kalmıyor çünkü small pelajikler kadar ve hatta daha hızlı ortamdaki planktonu tüketiyorlar. Ne ortamda plankton kalıyor, oluşan mukozamsı yapıdan dolayı da kötü koşullardan dolayı ağ gibi sistemde çalıştıkları için de sisteme yeni katılacak. Özellikle şu mevsimlerde de olması kötü. Yumurta balıkların larvalarının gelişmesini, juvenillerinin gelişmesini de engelliyor. Daha sonraki olayda tabii dibe çökmesi ve buna bağlı olarak işte dipteki organik maddenin artması. Bunun sonucunda ne olur? Tabii ki alt tabakada parçalanmalara sonucunda, metabolik faaliyetler sonucunda organik maddenin parçalanmasına bağlı olarak oksijen tüketimi artacak. Bunları söyledik. Peki önlemler olarak söylediğimizde bu sadece belediyelerin veya işte sadece bakanlıkların değil
burada el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, bütün bu Marmara'yı kullanan bakanlıklar ve belediyelerle birlikte, belki yerel STK'ların da yardımıyla, bütün herkesin el birliğiyle çalışması gerekiyor. Meslek grupları, balıkçılar, sanayiciler, bütün kullananların işbirliği yapması gerekiyor ve o bütün datanın paylaşılması gerekiyor. Özellikle deşarj noktalarının olduğu bölgelerde mevsimlik değil aylık ölçümlerde, çünkü spelejik sistem son derece hızlı değişiyor. Hızlı değiştiğini biz hemen bazı türlerin artmasında hemen ortamda neyin değiştiğini, azot mu, fosfat mı, yoksa başka bir predatör mü girdi, jelimsi canlılar gibi, bunların hemen biz anlayıp uyarabiliyoruz ki burada da uyarmıştık aslında çok çok önceden, küçük balığın rahat bırakılması gerektiğini uyarmıştık. Çünkü ötrifikasyonu engellemek çok zor. Nüfusu Marmara'dan azaltmanız gerekiyor ve Marmara'daki nüfus artırıcı projelerin hepsinin iptal edilmesi gerekiyor. Sanayi veya tarımın iç körfezlerdeki sanayinin daha akıntının yüksek olduğu bölgelere taşınması gerekiyor. Havza yönetimlerinin kesinlikle yapılması gerekiyor. Susurluk Havzası Gönen'den korkunç bir yük geliyor Marmara'ya. Ve Gemli'yi tehdit eden aslında bütün o Susurluk'la gelen yükün ters akıntıyla Gemlik Körfezi'nin içine girmesi. Kıyı erozyonlarının önlenmesi için yeşil alanların artırılması, yerleşim alanlarının azaltılması kıyı bölgelerinde. Karasal kaynaklı girdilerin hepsinin mutlaka ve mutlaka izlenmesi gerekiyor. Altyapıların artırılması gerekiyor. Biz biliyoruz ki bu İstanbul'da da bütün belediyelerde de çok artık normal bir yağış yaşamıyoruz. Oldu mu bazen sel gibi oluyor. Çok büyük artışlar oluyor. Bunun mutlaka kapasitelerinin artırılması, büyük baskınlara, büyük yağışlar dikkate alınarak altyapılarının oluşturulması gerekiyor. Bunlara mutlaka önlemlerin artırılmasını, belki de büyük yatırımların buralara yapılması gerekiyor ve halkın de katkısının, özellikle küresel ısınmada en önemli etkenlerden biri katı atık, mikro partiküler maddenin denizde birikmesi. Marmara'da mikroplastik kirliliğinin en yüksek olduğu alanlardan biri. Bu yüzden halkın da bilinçlendirip denizle etkileşiminin daha artırılması, onun korumaya yönlendirilmesi gerekiyor. Yani Marmara özel bir alan. Burada yaşayan insanların da buna sahip çıkması, bu bilince varması gerekiyor. Aşırı avlanma çözümleriyle ilgili aslında bakanlıkla bu konuyla ilgili de son zamanlarda daha da çok konuştuk. Midye yetiştiriciliğine destek vermesi gerçekten çok önemli. Çünkü Marmara'nın en büyük sorunlarından biri dip habitatlarını kaybediyor. Organik parçalanmayı destekleyemiyor. Organik maddenin tüketilmesini destekleyemiyor. O yüzden midye yetiştiriciliğine ve midye habitatlarının desteklenmesine, bu ille kirli bölgelerde de ben olsun diyorum, bu oradaki midyenin yemek amaçlı değil, habitatı destekleme amaçlı o bölgelerde de yetiştirilmesine katkı verilmesi. Doğal ortamlardaki bazı belediyeler, işte onlarla da konuşup sorunları çözmüştük. Makro ağaçların oradan hasat edilmemesi gerekli. Çünkü o azot fosfat yükünü büyük oranda onlar da yok ediyor. Bu konulara dikkat edilmesi. Su ürünleri yetiştiriciliği, ama temiz su ürünleri yetiştiriciliği, ki bu konuda son zamanlarda çok fazla araştırmalar var, buna çok önem veriliyor. Desteklenmesi, doğal balıkçılıktan çok yetiştiriciliğin daha bir önem kazanması. Hedef dışı av kontrolünün çok iyi, özellikle Marmara'da. Ne yazık ki Marmara'da bu hala büyük bir sorun, yapılması.
ekosistemde sorun olan balıkçılık yönteminin kontrol altına alınması ki bu da Marmara'da gırgır oluyor. Çünkü small pelaji, küçük pelajikleri onlar yok ediyor. Ve yine burada da halkın bilinçlendirilmesi, küçük balığı şikayet etmek veya onun satılmasını bir şekilde engellemek, gerekli yerlere il tarım müdürlüklerine zaten haber verildiğinde hemen şey yapıyor. İstavritin küçüğü mesela, lüferin küçüğü, palamutun küçüğü, bunları hemen haber verildiği takdirde kesinlikle önlemler alınılıyor. Ben süremi çok aştım galiba, bunları toparladım. Gerçekten ekosistem tabanlı yaklaşmamız gerekiyor. İlk başta rektör hocamız çok güzel söyledi. Gelişmenin önüne geçemiyoruz. İnsan soyunu ya yok etmemiz lazım ki virüsler son zamanlarda bunu büyük bir başarıyla yapıyor. Siz çok çoğaldınız, bize zarar veriyorsunuz deyip bize karşı savaş açtılar. Soyumuzu işte korumak amacıyla gerçekten biyoçeşitliliğimiz çok çok önemli ve Türkiye'nin tüm kıyı şeridinde biyoçeşitlilik gerçekten zengin ve özel bir yapıda. Bunu hep birlikte korumamız gerekiyor. Bunun içinde habitatı, ortamı, balığı, balığın besinini ve kendi besinimizle birlikte balığın besinini de koruyabileceğimiz sağlıklı bir ekosistem tabanlı bir yönetim planını oluşturmamız lazım. Bunu da hep birlikte yapabiliriz. Ancak Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, bütün bakanlıklar ve yerel yönetimlerle birlikte. Çok özür diliyorum fazla zaman aldığım için. Arsene Hocam'a çok teşekkür ediyorum ben. Evet, zamanımızı oldukça aştık ancak faydalı bilgilerle bize katkılar sunduğu için bunun açıkçası farkındalığı da yükselttiği için bunun biraz daha hani kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Arsene Hocam. Özür dilerim. Ben hemen... İkinci konuşmacımız özellikle su ürünleri sektörünün bu süreçteki durumunu belirterek katkı sunacak olan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden Sayın Doçent Doktor Mahir Kan Yılmaz'a sözü vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Rektörüm, çok değerli katılımcılar. Benden önceki Ahsen Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bizim anlaşılmamızı da bir hayli kolaylaştıracak şekilde sundu. Zaten birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil. Umarım faydalı olur, güzel sonuçlar çıkar Çalıştay'dan. Çünkü gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Marmara Denizi bizim için çok önemli. Yani diğer sektörler için elbette çok önemli ama bizim için çok daha önemli. Çünkü balıkçılık ve biyolojik çeşitlilik açısından dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Şu an bugünü konuşuyoruz aslında ama bütün çözümler ve etkileri yarın belirlenecek bir durumla karşı karşıyayız. Tarım Bakanlığı açısından, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü açısından Marmara eşit öneme sahip. Bu nedenle elbette bütün önlemler, tedbirler çok yeterli olmayabilir. Fakat geçmişten günümüzde bizim aldığımız burada önemli önlemler var. Mesela Marmara etrafındaki il müdürlüklerimizin 1996 yılından birleşerek aldıkları bir karar ve genel müdürlüğümüzün de tabii ki koordinasyonuyla kum çakıl çıkarılması yasaklanmış durumda. Ama bizim bilgimiz ya da bize sorulmayan görüşümüzün alınmadığı durumlarda maalesef kontrol dışı kum çakıl alımı gerçekleşiyor. Onun da bilgisindeyiz. Gördüğümüz zaman müdahale ediyoruz. Marmara Denizi'nde troll avcılığı yok. Ve 2020 yılı başından itibaren de Marmara Denizi'nde ışıklı avcılık yasaklanmış durumda.
hem en son yayınlanan 5 Taksim 1 nolu tebliği hem daha önceki tebliğlerle Marmara Denizi'nin üreme ve büyüme alanları ya da korunması gereken alanlarda ticari avcılık, bazı alanlarda da amatör avcılık kısıtlanmış durumda. Aslında biz gereken çabaları başından beri göstermeye gayret ediyoruz. Tabii ki bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Çünkü bu önemli deniz, Türkiye'de yapılan avcılığın yıllara göre değişmekle birlikte ortalama %10 ile 20'si arasındaki bir verimliliğe sahip ve orada ciddi bir ekonomi oluşturuyor. Son yıllarda grafikte de görüldüğü gibi avcılık verileri de sinyal veriyor, sos veriyor. Tabii ki bu müsilajın etkisiyle de artık çok görünür hale gelmiş durumda. Müsilaj neredeyse şu anda toplumda en çok bilinen konulardan birisi. Bizim alanımızda biliyorsunuz yetiştiricilik, avcılık, artı balon balığı ve müsilaj. Müsilaj Anadolu'nun en ücra yerindeki televizyon izleyen, sosyal medya kullanan, her çocuğun bile bildiği bir olgu haline geldi. Müsilajın nedenini de artık neredeyse birçok insan biliyor ve farkında. Ama öncelikle bu farkındalık yüzeysel kirlilik, görsel kirlilikle oluştu toplumdaki farklılık. Fakat aslında görünmeyenin aşağıda olduğu zaman içinde ortaya çıktı. Yüzeyi bir şekilde herkes fark ediyor, görüyor. Dip çok farklı bir bilgi, teknik gerektirdiği için etkisi tabii ki balıkçılar ve bizim gözlemlerimizle bizim derinden yaşadığımız bildiğimiz bir husus ama toplumsal farkındalık açısından söylüyorum. Mustafa Sarı hocamız son zamanlarda bu konuda bir hayli gündeme getiriyor. Onun yaptığı çekimler ya da ekibinin yaptığı çalışmalar ortada. Denizli bir kötü halde. Mercanlar ölüyor. Deniz patlıcanı müsilajın olmadığı bir ortamda bulunma, tutunma ihtiyacı hissediyor. Yine bizim İstanbul'daki yapay resif projemize yaptırdığımız dalışta 30 metre derinliklerde bile resiflerin müsilajla kaplandığı, dibinde artık esas etkinin dipte yaşandığı herkes tarafından bilinen bir olgu haline geldi. Tabii balıkçılarımız evet, çok etkili. Şu anda üyemiz balıktan geldi. Ağlarının durumunu görüyorsunuz. Evet üyemiz, konuşun bakalım, bu ağların durumu nedir? Balık geldi mi, var mı yok mu ağlarınızda? Ses geliyor mu bilemiyorum. Geliyor efendim. Mahir Bey, evet gayet iyi. Ne kadar zamandır bu ağları ne kadar zamandır temizleyeceksiniz? 3-4 günümüzde alacak. Evet, gördüğünüz gibi bununla ilgili çok fazla görüntü var, bilgi belge var. Sahada il müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar var. Balıkçılar bu olaydan gerçekten ileri derecede mağdur durumdalar. Zaten bütün çevre olaylarının mağduru biyolojik çeşitlilik ve balıkçılık. Neredeyse yani indikatör balık ölümleri, biyoçeşitlilik. Dolayısıyla yüksek derecede önlem ve tedbirlerin alınmasını gerektiren bir hususla karşı karşıyayız. Yine balıkçılarımızın sonarlarında resimde görüldüğü gibi aslında mesela çok fazla derin, belki 500 metre derinlik üstünde bulunuyor ama müsilajın oluştuğu tabaka sanki 25-30 metrede ise derinlik o boyutlarda gibi bir etkiye sahip. Ya da balık sürüsü gibi görüldüğünü söyleniyor. Atlıyorlar, müsilajlar doluyor ağları. Yine bu videoda göründüğü gibi maalesef müsilajın solungaçlara, balıklara etkisi sadece balıklara değil yengeçlere, ekosistemde ne varsa ağır derecede etkilediği herkes tarafından bilinen sabit somut hale gelmiş olgular durumunda. Yine dipte neredeyse bütün canlı türlerinin öldüğü ya da çok etkilendiği ya da ortamı terk ettiği olgusu artık bütün kayıtlarla, görüntülerle sabit hale gelmiş durumda. Tabii ki şimdiye kadar hep şeye odaklanıldı. Kirlilik, büyük balık ama gelecek üstünde çok fazla durulmadı.
Esas etkisi bugün çok derin yaşanıyor ama önümüzdeki 2-3 yılda ya da daha ilerleyen yıllarda çok daha fazla hissedeceğiz. Çünkü yumurtalar ölüyor, larvalar ölüyor. Mesela müsilaj aslında 2019 yılından itibaren görünmeye başladı. O dönemden şu tabii ki şu üreme dönemine kadar ki verileri söylüyorum. En temiz yerlerde bile mesela bu sene çaça yumurtası görülmedi hiç. Çok etkilenmiş durumda. Hamsi, sardalya, istavrit yumurtaları hem yumurta oranları %50'ye kadar inmiş durumda. Hem de yumurtaların canlılığı %50'ye kadar düşmüş durumda. Yine bu midye çiftliklerinde yeni tutunum olmadığı ve et veriminin düşük olduğu gözlenmeye başlamış durumda. Yani bu demektir ki önümüzdeki süreçlerde balıkçılık ve su ürünleri sektörü çok derin yaralar alacak. Almış durumda ardıl etkileri bunun uzunca süre devam edecek. Şimdi bu tespitler ve bildirişlerden sonra biz ne yaptık, nasıl davrandık balıkçılık su ürünleri, nasıl bir önlem aldı? Tabii sahadaki bizim tespitlerimiz var, balıkçılardan gelen bildirimler var. Bu bildirimler yoğunlaşmaya başladığında biz bir toplanıp tabii ki bir karar aldık nasıl yapılır, ne yapılırla ilgili. Ve en önemlisi durumun daha net fotoğrafının çekilmesi amacıyla TAGEM'den proje talebi yapıldı. Güdümlü proje bu, bilen hocalarımız bilir. Ve Bandırma'da bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün su ürünleri bölümü var. Bu bölümdeki arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Projeyle ilgili ilk veriler de gelmeye başladı. O yüzden kendilerine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Tüm bilim camiasına ve bu Koyunculuk Araştırma Enstitüsü çalışanlarına. Bu arada biz, genel müdürüm de bahsetti, Çevre Bakanlığı'na, Marmara Belediyeler Birliği'ne, Ziraat Bankası'na, Tarım Sigortaları Kurumu'na balıkçılarımızın mağduriyetinin giderilmesi ya da farkındalık oluşturma, bilgilendirme amacıyla yoğun girişimlerde bulunduk. Ve nitekim çok daha görünür hale gelen bir diyalog süreci yaşanıyor şu anda. Çok yoğun çalıştaylar, toplantılar düzenleniyor. Bir olay bir analiz edildi ve şu an bir sentez var. Yani bir çıktıya doğru, çözüme doğru gidiyoruz. İnşallah bir çözüm bekliyoruz. Tabii biz de bu arada elimizdeki en güçlü enstrüman balıkçıya, küçük ölçekli balıkçıya destekle ilgili çalışmaları öne aldık. Kısa süre içinde çok ciddi bir ödeme olmasa bile bir pansumandır, merhemdir. Balıkçılarımıza az da olsa bir ödeme gerçekleştirilecek. Bununla ilgili işlemleri yaptık. Durumu daha net anlamak için Marmara Denizi etrafındaki ilde 90 yerleşim yerinde 266 balıkçı ile bir anket çalışması gerçekleştirdik. Ve bu anket çalışmasından elde edilen verilere göre ya bizim o bölgede neredeyse Türkiye'deki balıkçılık filosunun 1/3'ü Marmara Denizi'nde çevreleyen illerde ve yaklaşık 22 bin kişi buradan ekmeğini kazanıyor. Ve bu kişilerin çok ciddi bir gider kaybı var. Her ne kadar 6 metrenin altındaki gemiler gider kaybı az olsa da zaten bu arkadaşların bir kısmının ya bir ek işi var ya bir başka bir yerden gelir elde ediyorlar. Buna rağmen aylık gelir kayıpları 2300 lira civarında ve 1700 lira civarında da giderlerinde artış var. Filo segmenti arttıkça bu gelir kaybının ve gider artışının gözlendiği çok ortada. Kabaca yapılan bir hesaplamayla balıkçılarımızın aylık 100 milyon lira civarında kaybı var. Bu kayba ilaveten 60 milyon lira civarında da gider artışı var. Dolayısıyla çift yönlü bir zarar söz konusu. Buradan ekmeğini kazanan 22 bin kişi gerçekten mağdur durumda. Şöyle gider artışlarına baktığımızda ağ kayıpları, ağ tamir bakım onarımları, tabii balığa ulaşmak için artık daha fazla mesafe gidiyorlar. 3 mil, 5 mil gideceklerine 10-20 mil gidiyorlar ya da ne kadar, nerede bulurlarsa, bu da yakıt giderlerini çok önemli oranda arttırmış durumda. Motor bakım onarımları, motor salyalı su çekiyor, soğutma suyu,
ciddi motor arızaları var. Ekipmanların kaybı, bakım, onarımı ve bütün bunların yanında bizim bildiğimiz ama kamuoyunun çok da farkında olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Hayalet ağır. Çünkü balıkçılar çok ağı bırakmak zorunda kaldılar. Çekemediler, aldılar. Orada kaldı ağlar. Ve bu önemli bir hayalet avcılığa neden olacak. İkinci bir zararla karşı karşıyayız. Bizim genel müdürlüğümüz 2014 yılından beri hayalet ağlarla ilgili proje yürütüyor. Çok da güzel sonuçlar aldık. Ama bu Marmara Denizi'ndeki kayıplar ağ temizliği salyaya ilaveten yine bölgedeki STK'ların, kuruluşların bu konuda önemli desteğine ihtiyacımız var. Söylemiştik, balıkçılarımız ekonomik olarak güç durumda diye. Bize gelen haykırışlardan, müracaatlardan da bu ortada. Yaptığımız çalışmada balıkçılarımızın %83'ünün yaklaşık ekonomik sürdürülebilirlikte zorlandıkları, kredi taksit borçlarını ödemekte zorlandıkları sonucu ortaya çıktı. Sadece %3'lük bir kesim ki bu zaten bir iş yapan, balıkçılığı ek iş gibi gören kesim olduğunu düşünüyoruz. Kısmen az etkilenen ve etkilenmedik diyenlerin ciddi bir sosyal sorunla da karşı karşıya olabiliriz. Müsilajın tetiklediği nedenlerle. Şimdi bu aşamada sorunu ana hatlarıyla özetledikten sonra neler yapıyoruz, önerilerimiz nedir? Söylendi, konuşuldu. Aklın yolu bir zaten. Küçük ölçekli balıkçılara desteği biz öne aldık. İdarecilerimizin, Sayın Bakanımızın inisiyatifiyle. İlgili kurumlardan kredi borç ödenmesi yönünde ya da sigortayla ilgili adım atılmasına ihtiyacımız var. Ve dedik midye çiftliği, 9 tesis faaliyette. Şu an 5000 ton civarında bir üretimleri söz konusu. Ama bunlar da kısmen mağdur olmuş durumda. 35 tesisin yatırım süreci devam ediyor ki 40.000 tona ulaşacak bu yatırım tamamlandığında. Önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz Marmara Denizi'ne. Ahsen Hocam da belirtti. Zaten genel müdürlüğümüz politikaları da bu yönde. Marmara Denizi'nde balık yetiştiriciliği yok. Bizim açımızdan sadece filtre ederek beslenen canlıların yetiştiriciliği söz konusu. Diğer kurumlardan beklentimiz ne ya da bilimsel ya da herkesin önereceği şeyler. Malum Ergene başta olmak üzere oradaki birçok nehir, su sistemi, endüstriyel atıklarla, evsel atıklarla kontamine durumda. Deşarj, yetersiz arıtma ortada. Kıyı dolgusu ve buna bağlı habitat kaybı ki makrofitler, kıyıdaki bitkiler önemli bir çevrim, hem karbon çevriminde hem de oradaki çeşitliliğin korunması, görüntü çeşitliliğinin açısından çok önemli. Derin deşarj durumları ortada. Ne yapacağız? Yani sonuçta belirtti rektör hocamız, yani Ahsen hocam belirtti, herkes biliyor, bir insanız, yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz ama mevcut kuralları işleterek ve işlerliğinin de denetlenmesiyle ve hepsinden önemlisi oradaki artık masraflı olacak, biliyoruz çok maliyetli, kolay bir iş değil. Bugün başlansa bile birkaç yıl zaman alacak. Artık etkin arıtmaya, biyolojik arıtmaya geçip belki de oradaki suyun, arıtma sularının tarımda kullanılması ya da diğer sektörlerde kullanılması, belki hiç denize verilmemesi yolunda da gerekli adımları atmak lazım. Bize yapılan müracaatlar var. Muhtemelen diğer ilgili kurumlara da gitti. Bir firma bununla ilgili Lactobacillus kökenli bakteri topluluğu, probiyotik bir yerde küçük bir deneme yapmış. Görüldüğü gibi burada temizlediği, yüzeyi temizlediği, bertaraf ettiği bulgusuna ulaştığını söylüyor. Ama bu şöyle, bunun etkisinin ne olacağını bilemeyiz. Yoğun koronavirüs ortamında bile ilaçlar, aşılar çok ciddi araştırmalardan sonra izin veriliyor. Sanıyorum bununla ilgili de bir adım atılabilir belki ama yeterli çalışma yapıldıktan sonra diyorum. Özetle anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Saygılarımı sunuyorum. Mahir Bey, çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı da harika kullandınız. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler.
Bir diğer konuşmacımız sistemde müsilaj oluşumunun yine oldukça yoğun yaşandığı 2007-2008 dönemi dahil günümüze kadar takip eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Adnan Ayaz bizim için müsilajın balıkçılık faaliyetlerine etkilerini değerlendirecek. Buyurun Adnan Hocam. Evet, Sayın Rektör Hocam, Sayın Genel Müdürüm, Belediye Başkanım da burada izliyor şu anda çalıştığımızı. Sayın Belediye Başkanım, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Genel Müdürü, Sayın Genel Müdürü, akademisyen hocalar ve değerli katılımcılar. Çalıştayı bir taraftan izliyorum, bir taraftan da şeye bakıyorum, ne diyeyim, basın mensupları odayı bastı şu anda. Saat 2'de şey yapacaktık, görüşme yapacaktık. O yüzden daha sonra da saat 2'de konuşmuştuk ama bütün hepsi bir anda odaya çöktü ve canlı yayın verdik. Bir taraftan Çalıştay'ı dinlemeye çalıştığım hocaları, bir kısmı benim anlatacağım konularla iniltili olduğu için çözüm önerilsin. Mahir Bey'in verdiği balıkçılıkla ilgili şeyler, konular çözümle çözüm önerileri vesaire olduğu için bazı konuları tekrarlamak çok fazla istemiyorum. Sunumu ona göre kısa keseceğim. Şimdi ekran paylaşımı yapacağım ama buradan bakıyorum. Record, reaction, stop video. Chat, parsing, security, record, reaction. Ekran bir değişik. Yeşim Hocam, burada ekranı nereden paylaşıyorduk? Bulamadım ben de. Hocam alt tarafta share screen olması lazım. Share screen. Heh, buldum. Tamam. Tamam. Hemen ben şeyimi açayım. Sunumu. Evet. Herhalde geliyor şey. Görüntü geldi. Geldi hocam, buyurun. Evet, üniversitemizden çekilmiş bir görüntü. Müsilaj baktığınız zaman nasıl olduğunu, üniversitemizden direkt Boğaz'ın kıyılarına geldiğini görüyorsunuz, ne hale geldiğini. Yaklaşık fotoğraf bir ay önce çekildi bu fotoğraf. Şimdi müsilaj olayı nasıl, görülme sıklığı nedir? Ben balıkçılık gelen bir ailenin oğluyum. 1990'lı yıllarda biz müsilajı lez olarak isimlendiriyorduk. Lez diye bir ismi vardı. Yani buranın yöresel ismi lez var denizde deniyordu ama böyle yoğun değildi. Yani böyle ağlar biraz kayım kayım ortaya çıkıyordu. Ne zaman müsilaj terimini öğrenmeye başladık? 2007'de oldukça şiddetli bu olayı yaşadıktan sonra. Ve o zaman da bir TÜBİTAK projesi yürütüyordum. Ve proje çalışmamız durdu gene. Ekim ayının sonunda durdu. Mart ayına kadar biz ağlarımızı bu bölgede kullanamadık. Yine Marmara'da ciddi bir olay oldu. Ve bu olay ilk kez tanışmış olduk. Ertesi yılda biraz oldu ama şiddetli olmadı. Yeşim Hocamlar da bir TÜBİTAK projesi, bununla ilgili hızlı destek projesi hemen o sıra aldılar ve yürüttüler. Bir yıllık bir şey vardı. Yanlışım varsa Yeşim Hocam beni şey yapar, düzeltir. Şimdi 2007 ile bu yıl arasında müsilaj olayı sürekli, aslında her yıl oluyor. Geçen yıl Şubat ayında oldu. Çanakkale Boğazı'nda Şubat ayına geldi. Muhtemelen Ocak 15, ocağın başı gibi Marmara Denizi'nde muhtemelen başladı. Ve Şubat ayında da bizim buraya etkiledi. Çünkü yine bu Çanakkale'de Kolin Otel önünde ben bir ağ atmıştım 11-12 metrelere. Bir geldik, ağları dibe yapıştırmış. Ağlar paramparça oldu. 3 ay bir tamir süreci geçirdik ağlarla ilgili. Çok zor kaldırdık ağları, yapışmış. Birazdan ağların üzerindeki etkisini de göstereceğim. Yapışmış bir şekilde ağlar dibe yapışmış, parçalanmış olarak aldık. Ama bu yıl ben şu anda 50 yaşındayım. Çanakkale bölgesi için söyleyecek olursam, Marmara Denizli de zaten aynı şeyi doğrular. Gördüğüm en şiddetli müsilaj olayı.
Marmara Denizi için. Tabii ki bunun pek çok payı vardır. Hocalarımız bu konuya bahsettiler. Onun için ben bu konuya neden olduğu konusunda girmeyeceğim. Yeşim Hocam da buna keza zaten sunum yapacaktır. Şimdi balıkçılığı nasıl etkiliyor faaliyetleri? Ben o kısma geçeyim. Çok fazla bahsetmeden, şeylerle çatışmadan, diğer konuşmacıların anlattıklarıyla çok fazla onlara bahsetmeden çabuk bitireyim diyorum. Çanakkale bölgesinde çok çeşitli avcılık var. Gırgır avcılığın yaklaşık 5-6 teknemiz var. Eskiden 13'tü, şimdi 5-6'ya düştü. Belki daha azdır şu anda. Kemer bölgesinde faaliyet gösteriyorlar. O limana bağlıyorlar ama bütün Çanakkale, ama dışarıdan bize 100'e yakın gırgır teknesi de geliyor. Olta balıkçılığı faaliyeti var ve uzatma balıkçılığı faaliyeti var. Oltalar için tabii olta ve paragatı kastediyorum. Bunlar var. En az etkilenen, balıkçılık faaliyetlerine en az etkilenen grup olta ve paragat takımları. Sebebi bunlar herhangi bir kopma ya da şeye maruz kalmıyorlar. Bir sürüklenme ya da başka bir etkiye maruz kalmadıkları için en az etkilenen diyorum burada. Burada sadece müsilajdan dolayı misinaların aşırı şekilde görünür olması paragat balıkçılığında av verimini düşürmüş olabilir. Bununla ilgili yapılmış düzgün bir ya da bir belge olmadığı için iddialar bölümünde de bundan bahsedeceğim. Yani bir görünür olma durumu olabilir. Aşağı yemine şey inerken misinalar kalınlaşır ve görünür olduğu için de av verimini düşürebilir. Bu şekilde bir etkisi paragatta yaşanabilir. Paragat balıkçılığında ve olta balıkçılığında. Yine çapari balıkçılığında şu anda benzer şekilde. Bir de tabii ki iddialar bölümü var birazdan. Balık sürülerinin boğaza girmesini durdurmuş olabilir. Yine başka şeyler var, başka etkiler var. Bunlardan az sonra başlayacağım. Sadece burada paragatlarda ve oltalarda onları aşırı şekilde suda görünür hale getirerek av verimini düşürmüş olabilir. Evet, ağ gözünün kapatması sonucu balık ağlarını tutamaz hale getirir. Özellikle uzatma ağlarında yaşadığımız bir olay bu. Bu uzatma ağlarındaki şu anda Saroz'dan size bir ay önce çekilmiş bir uzatma görüntüsü vereceğim. Görüntü zaten size konuyu anlatacak. Evet, ağ gözlerini kapattığı zaman balık verimini düşürüyor. Balık ağı yere yatırıyor ya da çökertiyor ağırlığından dolayı. Aynı zamanda tabii ki diğer bir etkisi var uzatma ağlarında. Dibe yatırması sonucu taşlara taktırıp yırtılmasına sebep oluyor müsilaj olayı. Ve görünür hale getirdiği için zaten ağ verimini düşürüyor dedik. Burada da bu fotoğraf 2007'deki bizim proje çalışmamızdan çekilmiş bir görüntü. Gördüğünüz gibi ağın üzeri komple müsilaj kaplı. Yine bu yıl çekilen Marmara'dan Kemer'de bir çalışma yürütüyoruz. O çalışmadan görüntüler, Marya dediğimiz ağlar. Tabii ki nasıl etkiliyor? Müsilaj ağlara üzerine gözlere yapıştıktan sonra ağları sürüklemeye başlıyor akıntının etkisiyle. Bölgemiz oldukça akıntılı bir bölge. Özellikle Çanakkale bölgesi. Akıntılı bir bölge ve ağları sürüklemeye başlıyor. Bir bölgeden diğer bir bölgeye sürüklemeye başlıyor. Sürükleme esnasında dipte bulunan çeşitli salyangoz türleri, bu şeyleri var. Yine dipte bulunan mercan türleri, biz balıkçılar buna kekomoz da diyor bazı şeylere, oluşumlar var, çeşitli taş oluşumları var. Bunların hepsini şekilde gördüğünüz gibi, bu dediğim gibi şeyden Marmara'dan çekilen bir görüntü. Bu hale getiriyor ağları, balık tutamaz hale getiriyor ve sürüklüyor. Eğer bu esnasında deniz dibinde bir kayalık oluşumu varsa, ağlar bu bölgeye sararak oraya takılıp balıkçı tarafından kaldırılamayıp hayalet ağ pozisyonuna düşüyor. Az önce Mahir Bey zaten bu konuyla ilgili bahsetti. Hayalet ağlarında etkileri zaten dediğim gibi
denize oldukça fazla. Bu konuda benim zaten Hayalet Ağlar'da uzmanlık esas doktora konum Hayalet Ağlar'dı. O yüzden o konuya girmeyeyim. Bu konu çok uzun bir konu olacaktır. Nasıl bir etki yarattığı konusunda. Şimdi bu olayla ilgili Kemer Köyü'nde iki adet balıkçımız ağlarını bulamadı. Baştan acaba dedi yasa dışı bir troll balıkçılığı mı oldu? Bunun üzerinden yasa dışı bir troll teknesi yani gece aldı sürüklediğimiz ağları falan gibi böyle bir şey yaptı. Balıkçılar 15 gün arama sonucunda tesadüfen ağları attıkları yerden 3 deniz mili açıkta ağlarını buldular. Ve ağları dediğim gibi bu şekilde bu hale gelmiş oluyor. Yani sürüklenmiş tesadüfen ağlarını buldular ama 15 gün sonra buldular. Ağlar da tabii duman duruma gelmişti. Evet, Gırgır'da çok fazla etkilenen takımlardan birisi Gırgır. Gırgır takımları 90 kulaç ağ derinliğine sahip. Göz genişlikleri de oldukça küçük. Bundan dolayı bunları daha kolay sıvıyor. Ve bunlar sadece bir gırgır bezi şeyle birlikte değişmekle birlikte 10 tonla 30 ton arasında değişen ağ miktarlarına sahip şeyler hariç. Kurşun yakası, mantar yakaları hariç. İçindeki biz ağ bezi deriz o kısmı. Dolayısıyla bunlara yapıştığında korkunç bir ağırlık oluşuyor. Ve bu korkunç ağırlık sonucunda balıkçılar ağlarını çalıştıramıyorlar, altını büzemiyorlar. Yukarıya basarken sıkıntılar yaşıyor ve 2007 yılında yine bu yıl duymadım şeyini, öyle bir olay yansımadı basına vesaire ama 2007 yılında ağlar denizden kaldırılırken bu müsilajdan dolayı balıkçıların üzerine ağı kaldırmakta kullandıkları ağ makarası düştü. Orada yaralanan oldu diye hatırlıyorum. Tam şeyini hatırlamıyorum. Yine bir teknenin de ağı kaldırdığımız şuradaki şu seren direği farklı isimler alıyor. Gemcilikteki ismi bumba. Bizdeki balıkçılardaki ismi seren direği kırıldı. Seren direği yine bu olay Kemer Köyü'nde oldu. Seren direği kırıldıktan sonra başka bir tekne saatlerce uğraşarak ağı zorla güverteye alıp limana getirebildi. Böyle bir olay yaşandı. Bu şekilde ağların gözlerini kapadığı için gırgır tekneleri hiçbir şekilde balıkçılık faaliyeti gerçekleştiremiyorlar. Yani şeyi ağ atamıyorlar, çalıştıramıyorlar. Hiçbir şekilde balıkçılık faaliyeti gerçekleşmiyor. Ve başka bölgelere gidiyorlar. Bu sefer de etki oluyor. Etki olmayan bölgeye ve yasak bölgelerden belli bir bölgeye gelince de o bölgede aşırı av baskısına yani o müsilajın olmadığı bölgeye hepsi toplanınca da aşırı bir av baskısına da neden oluyorlar. Evet, troll ve algarna için Marmara'da 50 ve 100 metre derinlikler arasında algarna balıkçılığı var. Alttaki resimde gördüğünüz gibi. Yine troll balıkçılığında da benzer şeyler söz konusu. Ağ gözlerini kapaması sonucu. Ağda şiddetli bir ağırlık ve 10 dakika içinde ağı çekemez hale geliyorlar. Ve çalıştırmadı. Troll takımlarında Kuzey Ege'de, bu Gökçeada'da da aynı sıkıntı yaşandı. Marmara'da da yine karides için algarnalarda benzer sıkıntılar dibe çöktüğünde yaşandı. Ve çekemedikleri için ya da çekmekte inat edenler de çok ciddi mazot maliyetiyle çekmeye başladılar. Bu sefer yakaladıkları şeyi kurtarmadığı için herkes şeyi balıkçılığı bırakmak zorunda kaldı. Sezonu kapattılar. Yaklaşık da bir 4 aydır aşağı yukarı balıkçılık faaliyetleri durdu. Evet, gelelim şeye, limanlardaki yaşadığımız olaya, Çanakkale Limanı'ndaki görüntü. Gördüğünüz gibi kapalı yerlere rüzgarların ve akıntıların etkisiyle doluyor. Bu sahil güvenliğinin olduğu Nara'da da vardı, burada da vardı. Suyun üzerinde bir tabaka oluşturuyor. Bu aslında üzerindeki görünür yüzü bunun. Tabii ki çok yoğun bir tabaka oluştuğu için bizim de özellikle küçük motora sahip sulu soğutmayla yani su soğutma çalışan deniz motorlarında girişlerin küçük olduğu yani çok büyük güce sahip olmayanlarda küçük su girişleri var. Onların tıkanmasına sebep oluyor ve her denize çıkmalarında şey devrelerini, soğutma suyu devrelerini, kinistin valfi dediğimiz valflerin ağızlarını eğer temizlemezlerse motorların hararet yapmasına neden oluyor. Fark edilmediği takdirde de motorun yanmaya gidecek olaylara sebep olabiliyor. Yani bu şey olayı limanlardaki ve bu kapalı yerlerdeki birikmede
balıkçılara çok ciddi sıkıntılar yarattı. Çünkü küçük teknelerde motorun soğutma suyunun çektiği bölge yukarıda olduğu için bu girişleri çıkışları tıkayarak teknelerin sürekli motorun o bölgesinin kontrol edilmesi gerekiyor. Daha bu da yetmedi. Eğer şeyin içine de girerse, motorun içindeki su çekme devresinin içine girerse şeylerden geçip, o zaman daha ciddi arızalarda balıkçılara açma ihtimali var. Yaklaşık bir limandan çıktıktan sonra balık tutma yerine 45 dakikada gittiklerini söylediler. Her 45 dakikada bir bu su girişlerini temizlediklerini ifade ettiler sorduğumuz sorular karşısında. Evet, şimdi yine müsilaj, burada iddialar dedim. Çünkü biz bunu çoğunluğu müsilajın yaptığına dair biz bunun bir kanıt, bir araştırma şu anda olmadığı için iddia dedim. Ama müsilajdan etkilendiğini tabii ki ben de düşünüyorum. Çanakkale Limanı'ndan çekilmiş bir görüntü burada gördüğünüz. Tekneden bizim üniversitemizin teknesinden çekildi alttaki. Balıkları ve canları öldürdüğü iddia ediliyor ki bazı canları ben de öldürdüğünü biliyorum. Ama dediğim gibi yine de bilimsel verilere dayalı konuşmak gerekiyor. Onun için ben burada iddiadan bahsediyorum. Müsilajın üzerine aşağı düşemeyecek kadar hafif olanlar, bir balığın etkisiyle mesela aşağıdan korkup atlayanlar, müsilajın üzerine yapışık bir şekilde kalmış olarak dururken biz görüntüsünü aldık. Ama Saroz'dan bir görüntü geldi. Gümüş balıkları yanlış görmediysem, görüntünün orijinali burada. Bir izleyelim. Adnan Hocam toparlayacağız zannediyorum değil evet, mi? Evet. Bitmek üzere zaten. Bitmek üzere Yeşim. Durduruyorum zaten onu. Şimdi buradaki olay dediğim gibi şey olabilir. Bir predatör balık saldırısı sonucu balıklar hızla şu anda lüfer mevsimi geri şeye beslenme güç, üreme gücüne başladı. Şu anda boğazın içinden girmek istiyor. Ama dediğim gibi bu müsilajın içine korkarak atlayıp o şekilde orada müsilaj kıyıda biriken müsilajın içine atlayarak ölmüş olma ihtimalleri var. Ancak tabii ki yani neden öldükleri konusunda tabii ki tam olarak bir kanıt yok. Ama müsilajdan olduğunu düşünen balıkçı bir arkadaşımız bunu bana gönderdi. Sağ olsun ben de burada yayınladım şey olarak. Yine internette yine şeyler var. Çeşitli ısparozların öldüğünü gösteren birkaç videoya da rastladım. Ama işte dediğim gibi tam bir kanıt elimizde tabii ki yok. Şimdi periş balıkların göç yollarını değiştirmesiyle ilgili iddialar da var. Şimdi çok yoğun olduğunda şu anda Gökçeada bölgesinde mesela kolyoz olması gerekiyor. Kolyoz her yıl bu mevsimde yoğun bir şekilde Gökçeada'da avlanıyordu. Bu yıl kolyoz olmadı. Yok yani şu anda. Ve müsilaj dediğim gibi Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Tavşan Adaları'na, Tavşan Adaları'ndan da Bozyalı'nın batı burnunun açığından Limni Adası'na, oradan tekrar Ege'ye dağılıyor. Bir grupta akıntılar ile Saros Körfezi'nin içine basılıyor. Lodos estiği zaman özellikle yukarı doğru, Saros'un içine doğru akıntıyla Saros bölgesine basıldığı söyleniyor. Dolayısıyla o bölgede de şu anda balıkçılar, özellikle dip ağ ile uğraşan balıkçılar, çok güçlük çektiklerini ifade ettiler. Hafta sonu çıktığım, dolaştığım limanlarda. Hafta sonu da demeyeyim de yani hangi gündü? Pazartesi günüydü galiba. Çıkıp dolaştığım limanlarda söyledikleri ifadeler. Yine bu dip balığı türlerinin önüne katarak bölgeden göç etmesine neden olması. Bu da aslında benim bir iddiam. Çok yoğun olduğunda, geçen yıl o ilk yoğunluk zamanında
daha önce de 2007'de de yaşamıştık. Müsilaj sonrasında bir önceki yılın av veriminin yarısına düşen bir av verimiyle karşı karşıya kalmıştık. Ama bunlar hep iddia. Geçen yıl daha önce çok müsilaj öncesinde yoğun balık yakaladığım bir yerde müsilaj sonrasında hiç balık yakalayamadım. 2 kilometre attım, 3 tane balık yakaladım şey olarak, hedeflenen balık için söylüyorum. Ama aynı dönemde Enez bölgesinde bu müsilaj olayı yoktu. Sultanahçe bölgesinde 40-50 kilo barbun avladıklarını balıkçılar bize çok iyi bir barbunculuk oluyor burada diye ifade etmişlerdi. Bundan dolayı balıkları çok yoğunlaştığında, yani aşırı yoğunlaştığında önüne katarak balıklar kendini aslında bir nevi korumaya aldıklarını düşünüyorum ve bölgeyi biraz terk etmelerine neden olduğunu düşünüyorum. Yine gırgır teknelerinin de söylediğine göre açıklarda balık sürüleri değil, daha çok şu anda kıyı bölgelerden göç ettiğinin de buna işaret olduğunu düşünüyorum söylemeleri. Bu şekilde şimdi biz şeyi açtığımızda aslında olay basit. İnterneti açtığımızda müsilaj ve balıkçılık dediğimizde karşımıza çıkıyor. Şu kadar zamandır devam ediyor. Balıkçılar sezonu erken kapattı. Ve denize çıkamadıkları ve aşağıda da balık fiyatlarını arttırdı diye. Evet, balık fiyatları arttı maalesef. Çünkü yeteri kadar ağ atılmadığı için balıkçılar balıkçılık yapamayıp pazara az ürün gönderdiklerinde balık fiyatları da otomatik olarak arttı ve şeye neden oldu. Yani balık fiyatlarının da artmasına tabii ki tetikledi ve arttırdı. Balıkçılar da nedir? 4 aydır doğru düzgün balıkçılık yapamadıkları için, pandemi de var zaten, bunun etkisiyle oldukça ekonomik güçlükteler. Mahir Bey bu konuda da şeylerden bahsetmişti, çözüm önerilerinden. O yüzden çok fazla bu konuyla bahsetmek istemiyorum. Önümüzde çok ciddi bir problem var. Çözümün aslında kökeninin büyük çoğunluğu da karada maalesef. Ve karada çok ciddi önlemler alınması gerektiğini konuyla ilgili düşünüyorum. Teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Benim hepinize saygılar sunuyorum. Adnan Hocam'a ben de değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise sözü farklı denizel sistemlerden örnekler vererek karşılaştırmalı bir değerlendirme yapacak olan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından Sayın Petek Eğerci Coşkun ve ilk koordinatörü Sayın Recaip Işar'ına vermek istiyorum. Buyurun lütfen. İşim hocam ses galiba. Petek Hanım sesinizi açarsanız eğer ses gelmiyor çünkü. Çok teşekkür tamam hocam. Teşekkürler hocam. Kusura bakmayın. Buyurun. Hemen ilk önce ben şöyle sunumumu da paylaşmış olayım. Çok teşekkürler Yeşim Hocam. Herhalde demin sesle alakalı ufak bir sıkıntı yaşadım. Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar. Yeşim Hanım'ın da belirtmiş olduğu gibi bugün sizlere aslında farklı denizel ortamlarda meydana gelmiş olan müsilaj olayları, bunların etkileri, bölgemiz ve özellikle Çanakkale özelinde genel bir değerlendirme ve belki de yapılabilecek çalışmalar noktasında aslında faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı finansman kaynakları hakkında bilgi aktarmaya çalışıyor olacağım. Evet, burada da görmüş olduğumuz üzere aslında bakarsanız müsilaj olayı 1700'lü yıllardan itibaren özellikle Adriyatik Denizi'nde farklı dönemlerde kayıt altına alınmış bir olay. Özellikle mesela makaleleri incelediğinizde müsilajla alakalı ilk kayıtların 1729 tarihi itibariyle tutulduğunu görüyoruz. Bu görsel aşağıda detaylarını paylaşmış olduğum kaynaktan aldığım bir görsel ve farklı deniz ortamlarında özellikle 1850 yılı itibariyle 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 2010 tarihine kadar 21. yüzyılda kayıt altına alınmış müsilaj olaylarını gösteriyor. Hep bahsettik, bilim insanları da farklı programlarda da aslında bahsetmeye devam ediyorlar. Özellikle Adriyatik Denizi demin de belirtmiş olduğum gibi 1700'lü yıllardan
beri aslında bu olayın görüldüğü bir denizel ortam olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii sadece bununla da sınırlı değil. Özellikle 1980'li yıllardan sonra Marmara Denizi, Tren Denizi ve Ege Denizi de benzer şekilde aslında müsilaj olayının görülmeye başlandığı denizel ortamlar arasında yer alıyor. Biz özellikle bu sunumla alakalı hazırlık çalışmaları yaparken, yani müsilajın özellikle etkileriyle alakalı aslında bir değerlendirme yapabilmek adına sıklıkla müsilajın meydana gelmiş olduğu bir bölgeyi incelemenin birazcık daha bizim açımızdan doğru olabileceğine karar verdik ve çalışmalarımızı aslında birazcık Adriyatik Denizi özelinde özelleştirdik. Burada görmüş olduğunuz haritada, bakın hemen İtalya'nın kuzeyinde kırmızıyla sınırlarını belirlemiş olduğum bölge Emilia Romagna bölgesi olarak geçiyor. Ve bu bölgede bulunan bir şehir, Rimini şehri, özellikle deniz turizmi ve kitle turizmi ile aslında İtalya'nın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Şöyle birazcık daha Rimini'ye yakından bakarsak, görmüş olduğunuz gibi özellikle Kuzey Adriyatik'e sınırı olan bir yer. Nitekim Rimini ile alakalı aslında bir takım verileri incelediğimizde de gerçekten bu şehrin turizm açısından ön plana çıkan bir şehir olduğunu görüyoruz. Örneğin kaynaklara baktığımızda, makaleleri incelediğimizde 2015 yılında bu şehirde 6.9 milyon geceleme olduğu ve bu geceleme ile aslında Rimini'nin İtalya'nın en çok ziyaret edilen 5. lokasyonu olarak ele alındığını görüyoruz. Bir farklı veriye baktığımızda, örneğin 2016 yılı verisi, özellikle kilometre kare başına düşen otel yoğunluğu açısından İtalya'daki aslında turizm merkezleri içerisinde Rimini'nin en üst sırada yer aldığını görüyoruz. Nitekim ben biraz böyle Google Earth'ten daha net bir şekilde belki görebiliriz düşüncesiyle bir görseli de sunuma eklemiştim. Burada da görmüş olduğunuz gibi buradaki ufak tefek karartılar aslında bu şehrin özellikle turizm açısından ne kadar yoğun olduğunun bir göstergesi. Biraz daha detaya indiğimizde, şehri birazcık daha aslında incelediğimizde de birçok aslında turistik tesisinde bu görmüş olduğunuz kıyı şeridi boyunca aslında yer aldığını görüyorsunuz. 1989 yılı aslında Rimini açısından zor bir yıl oluyor. Çünkü 1989 yılında daha sezon başlamamışken meydana gelen müsilaj olayı özellikle aslında sadece Rimini'yi değil Emilia Romagna olarak adlandırdığımız bu bölgenin turizm faaliyetlerini oldukça olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hatta bazı çalışmalarda, hazırlanmış olan bazı raporlarda özellikle Rimini şehri özelinde geceleme sayısının 1989 yılında %35 oranında düştüğünün bilgisini görebiliyoruz. Hatırlarsanız ilk slide kapsamında sadece aslında Adriyatik Denizi'nde oluştuğundan bahsetmemiştim. Aynı şekilde farklı denizsel ortamlarda da bu müsilajın meydana geldiğini görmüştük. Ve bunlardan bir tanesi de Tren Denizi'ydi. Bu Tren Denizi'ni belki hatırlayacaksınız. İlk görsel kapsamında aslında kuzey, orta ve güney şeklinde ele almışlardı o makale kapsamında. Hep bahsedildiği gibi Adriyatik Denizi ve özellikle Adriyatik Denizi'nin burada da görmüş olduğunuz üzere kuzey kısmı müsilajdan zaten sürekli olumsuz etkilenen bölgelerden bir tanesi ve 1700'lü yıllardan beri müsilaj olayları bu bölgede kayıt altına alınıyor. Ama aynı zamanda aslında direkt İtalya'nın öbür kıyısı, yani batısı değil de doğu tarafında bulunan bu Tren Denizi kısmına yönelik çalışmalara bakıldığında da aslında ilk defa 1991 yılında Pisa Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi'nin aslında bu kıyılarda daha derinlerde müsilaj filamentlerine rastladıklarına dair bir takım çalışmalar yapılıyor. Çalışma sonuçları elde ediliyor. Ve yapılmış olan bu çalışma neticesinde aslında müsilajın, bakın hemen şurada B olarak adlandırdığım bir ok var. Toskana bölgesi ve Toskana bölgesinin hemen yukarısında bulunan takım adalarda daha ağır bir şekilde aslında bulunduğu. Birazcık daha güneye indiğimizde, yani İtalya'nın ortalarındaki Tren Denizi'nin ortası olarak da değerlendirebilirsiniz. Lazio ve birazcık daha güneyinde Campana kısmında görüldüğü, bununla birlikte Sardunya ve Sicilya kıyılarında da o yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda müsilaja rastlandığı aslında bilimsel olarak ilk defa ortaya konuyor. Burada A ve B oklarıyla belirtilmiş olan kısımlar Emilia Romagna bölgesi, A ile belirtilmiş olan bölüm, B ile belirtilmiş olan kısım ise Toskana, özellikle sıklıkla müsilajın olduğu bölgeler olarak ifade ediliyor.
Yalnız müsilaj bu bölgede sadece aslında kıyıya yakın kesimlerde değil, aynı zamanda birazcık daha denizin açıklarında da meydana geliyor ki bu C olarak adlandırmış olduğumuz güzergah Minerva adında bir oşinografi gemisi tarafından aslında o dönemlerde yapılmış bir çalışma neticesinde müsilaja rastlanan bölümler olarak aslında işaretlenmiş, tespit edilmiş oluyor. Evet, Adriyatik Denizi'ne tekrardan isterseniz bir geri dönüş yapalım. Demin de bahsetmiş olduğum gibi 1989 aslında bu bölge için gerçekten zor bir dönem olarak bir şekilde kayıt altına alınmış. Çünkü yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alanın müsilajdan etkilenme durumu söz konusu olmuş. Tabii denizin yüzey sularında bu kadar ciddi boyutta müsilajın meydana gelmesi özellikle o yıl denizin yüzme amaçlı kullanılması konusunda oldukça büyük sıkıntıları da beraberinde getirmiş. Peki daha sonraki dönemlerde Adriyatik'te neler olmuş? 1990 yılında aslında hani makalelerden ve raporlarda gördüğümüz kadarıyla müsilaj yüzey sularında gözükmemiş. Fakat birazcık daha derinlerde 5 ila 10 metre derinliklerde müsilaj varlığına devam etmiş. 1991 yılında ise bu kez Adriyatik'in karşı kıyısında yani eski Yugoslavya'nın sularında müsilaj görülmeye başlamış. Daha sonra zamanla birazcık daha kuzeye yayılmış. İlk önce aslında Kuzeybatı Adriyatik'i, daha sonra da Adriyatik'in tamamen kuzeyini kaplayarak o yılda aslında bir takım etkiler yaratmış. Şöyle diyor makalelerde ve raporlarda, hani kendinden önceki yıllara nazaran aslında 1991 yılında meydana gelen müsilaj birazcık daha böyle hani çok ciddi boyutlarda olmamış ama özellikle o yıl Haziran'ın işte 5'inden Ağustos ayının sonuna kadar özellikle yüzey sularında müsilajın varlığına devam ettiği de tespit edilerek raporlandırılmış. Şimdi burada özellikle görmüş olduğunuz bu slaytı ben bir rapordan aldım. Bu rapor Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında Akdeniz Eylem Planı'nın hazırlanması amacıyla oluşturulmuş çalışma gruplarının aslında bir araya gelip özellikle Akdeniz'de ötrifikasyon durumunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir taslak döküman. Buradaki görmüş olduğunuz grafik 1989 yılında meydana gelen bu müsilaj olayının Emilio Romagna olarak belirttiğim tamamen aslında deniz turizmine odaklanmış olan bölge özelinde turist sayısındaki düşüşü ortaya koyan bir grafik. Görmüş olduğunuz gibi 1989 bu olayın yaşandığı yıl. 1989 yılında ve 1990 yılında meydana gelen bu doğa olayı nedeniyle gerçekten de bu bölgeye gelen ziyaretçi sayısında oldukça ciddi düşüşlerin olduğu da özellikle ziyaretçi sayılarının istatistikleri göz önünde bulundurularak aslında bu grafikte ele alınmış. Evet, peki acaba Rimini ne yaptı? Hani Rimini'yi ele alıyoruz çünkü özellikle en çok etkilenen şehir bu bölgede Rimini olarak vurgulanıyor. Rimini'de özellikle bu dönemde hani bu olayın neden meydana geldiği, daha ne kadar süreceği, daha ne kadar tekrarlanacağı çok belli olmadığı için bir takım alternatifler üretmeye çalışmışlar. Daha çok deniz turizmiyle ön plana çıkarken aslında birazcık daha konferans turizmine odaklanarak gelen ziyaretçi sayısını eski haline döndürmeye yönelik bir takım girişimlerde bulunmuşlar. Hatta yine bazı raporları okuduğumuzda bu olaydan sonra özellikle bu Emilia Romagna bölgesinde bulunan turistik işletmelerin tesislerine özellikle bir takım eğlence parklarını da entegre ettikleri ve böylelikle aslında ziyaretçilerin denize giremedikleri zamanlar bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayacak bazı yatırımlar yaptıklarını da aslında görebiliyoruz okuduğumuz dokümanlardan dolayı. Daha sonra ne olmuş? Aslında Rimini yaşamış olduğu bu olaylardan bir anlamda ders çıkartarak özellikle 2000'li yılların başında uzun vadeli bir vizyon ortaya koymuş. Ve bu vizyon kapsamında çevresel sürdürülebilirliği odak noktasına aldığı stratejik bir master planı hazırlamış. Ve hatta yine raporlara baktığımızda özellikle bu master plan kapsamında ele alınan hususlardan bir tanesinin de denize yapılan deşarjın sıfıra indirilmesiyle alakalı 2020 yılı itibariyle de ciddi miktarda yatırımların bu bölgede yapıldığına dair bilgilere ulaşabiliyoruz. Tabii biz böyle bir genel
çalışma yapıp özellikle balıkçılık ve su ürünleri üzerindeki etkinin dışında aslında turizm üzerinde de bu tarz olumsuz etkileri olabileceğini daha net bir şekilde ortaya koyduktan sonra özellikle bölgemiz ve tabii ki de Çanakkale Yatırım ve Sök Ofisi olarak Çanakkale özelinde de bir değerlendirme yapmamızın önemli olacağını düşündük. Birkaç slide'la tabii hepimiz biliyoruz ama Çanakkale'nin sahip olduğu aslında turizm potansiyelinden de kısaca bahsetmek isterim. Bildiğiniz gibi gayri safi yurt içi hasıla aslında bir ülkenin belli bir zaman içerisinde üretmiş olduğu tüm mal ve hizmetlerin ekonomik anlamda değeridir. Ve kişi başı gayri safi yurt içi hasıla özellikle şehirlerin, ülkelerin gelişmişliklerini ortaya koyma noktasında kullanılan önemli ekonomik göstergelerden bir tanesi olarak ön plana çıkar. Çanakkale'ye sahip olduğu 453 dolarlık kişi başı gayri safi yurt içi hasılayla şehirler arası sıralamada 14. sırada yer almaktadır. Bizler tabii Çanakkale'de yaşayan kişiler olarak aslında ilimizin öncelikli sektörleri hakkında çok güzel fikirler üretebiliyoruz. Ama sizlerin de bildiği gibi ortaya sadece fikirlerin konması yeterli olmaz. Bunların bir şekilde aslında güvenilir veri kaynaklarıyla da desteklenmesi gerekir. Bu noktada biz Kalkınma Ajansı olarak hazırladığımız raporlarımızda bir takım güvenilir veri kaynaklarından yararlanırız. Özellikle sektörleri belirleme noktasında da gayri safi yurt içi hasılanın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı bizim için önemli veri kaynaklarından bir tanesidir. Biz bu verileri incelediğimizde burada da görmüş olduğunuz üzere aslında %46'lık bir oranla hizmetler sektörünün ilimiz açısından daha ağırlıklı bir alan olduğunu görüyoruz. Tabii sadece tek bir veri seti güvenilir olmayacaktır. Birçok verinin birbiriyle kıyaslanması, birlikte yorumlanması gerekir. Bu noktada da özellikle Yatırım Destek Ofisi olarak uğraştığımız önemli çalışmalardan bir tanesi, yürüttüğümüz önemli çalışmalardan bir tanesi aslında yatırımlara yönelik verilen teşvik belgeleri. Bu nedenle ben hani farklı bir veri olarak bu teşvik belgelerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Teşvik belgelerinin özellikle burada 2015 yılında Ocak ayıyla 2021 yılı Şubat ayı arasında verilmiş belgelerin dağılımını görüyoruz. Burada da yine hizmetler sektörünün ön plana çıktığını zaten net bir şekilde grafiği görerek de anlayabiliyoruz. Bunları birazcık daha detaylı incelediğimizde de özellikle aslında turizm yatırımlarının yatırımlar açısından da ön plana çıktığı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Tabii tüm bu verilerle birlikte hepimiz biliyoruz ki Çanakkale sadece deniz, kum, güneşle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir şehir değil. Sahip olduğu kültürel değerler nedeniyle kültür turizminin, ekoturizminin, agroturizminin de ön plana çıktığı bir şehir. Nitekim bölgemizin bulunduğu coğrafyaya baktığımızda özellikle ülkemiz genelinde en çok rüzgar alan kesimde bulunuyor olmamız ve Çanakkale'nin 671 kilometrelik kıyı kesimi de aslında Çanakkale turizmi açısından bir takım farklı faaliyetlerinde ön plana çıkmasını sağlıyor. Ki bunlara şöyle bir detaylı baktığımızda, düşündüğümüzde dalış turizmi, uçurtma sörfü aslında hem bu kıyı şeridimiz hem de Çanakkale'nin bulunduğu lokasyon nedeniyle sahip olduğu rüzgar potansiyelinden dolayı turizm açısından oldukça ön plana çıkan faaliyetlerden bir tanesi oluyor. Tabii ki de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan batıklarımızın da varlığı özellikle turizm sektörü açısından dalış turizmiyle alakalı faaliyetlerin de ilimiz genelinde yapılması noktasında oldukça önemli bir potansiyeli barındırıyor. Biz özellikle yapmış olduğumuz bu farklı denizel ortamlardaki etkilerle ilgili çalışma sonucunda turizmle alakalı bir takım olumsuz durumlar olabileceğinin daha net bir şekilde ortaya koyduktan sonra aslında ilimizin de sahip olduğu potansiyeli göz önünde bulundurarak Çanakkale'de bulunan paydaşlarımızla kısa bir aslında müsilaj farkındalık anketi yapmanın önemli olacağını düşündük. Koordinatörüm Recaip Aşaran'la birlikte oldukça kısa bir sürede aslında birçok paydaşımıza ulaşarak onların bu olayla alakalı farkındalıklarını, ne tür düşüncelere sahip olduklarını, neleri risk olarak gördüklerini anlamaya çalıştık. Aslında çok kısa bir anketti. Zaten süremiz de biraz kısıtlıydı ama yine de çok güzel sonuçlara ulaştık. Bize geri dönüş yapmış olan paydaşlarımız müsilajı turizm sektörü açısından aslında Çanakkale ekonomisini özellikle olumsuz bir şekilde etkileyecek önemli bir olay olarak değerlendiriyorlar. Ankete geri dönüş yapan bütün paydaşlarımız burada görmüş olduğunuz aslında açıklamamıza kesinlikle katılıyorum cevabını verdiler.
Bununla beraber biz evet deniz, kum, güneş faaliyetlerinin, dalış turizminin, işte rüzgar sörfünün, uçurtma sörfünün etkilenebileceğini biliyorduk. Ama bir de onların gözüyle görmek istedik. Çünkü asıl ana paydaşlarımız onlar. Onlara dedik ki hangi tür faaliyetler olumsuz olarak etkilenebilir? Burada görmüş olduğunuz gibi aslında geri dönüş yapan bütün paydaşlarımız deniz, kum, güneş ve özellikle dalış turizmi açısından olumsuz etkileneceğini ama benzer şekilde rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü açısından da aslında müsilajın bir takım negatif, olumsuz etkilerinin olacağını ortaya koydular. Onlara bir de ekstradan bir soru sormuştuk. Çünkü biz birazcık bunları dört kategoride ele almıştık ama sonuçta asıl sektör temsilcilerimiz bizden daha hakim olabilirler düşüncesiyle başka ne tür turizm faaliyetleri olumsuz etkilenebilir sorusuna yanıtı aslında bulmak amacıyla bu soruyu da anketimizde eklediğimizde onlardan da aslında değişik bilgiler geldi. Örneğin biliyorsunuz Çanakkale Boğazı'nda yapılan yüzme yarışları. Bunlar da önemli turizm faaliyetleri. Tabii ki de tekne gezisi. Ve su ürünleri açısından aslında gastronomi faaliyetlerinin de olumsuz etkilenebileceğine dair paydaşlarımız bir takım görüşler sundular. Son soru olarak onlara dedik ki peki evet Marmara bölgemizde böyle bir ağırlıklı olarak Marmara bölgemizde bu tarz bir sorunla karşı karşıyayız. Peki sizce neler yapabiliriz? Aslında sektör paydaşlarımız gerçekten de günlerdir aslında konuşulan birçok öneriyi onlar da dile getirdiler. Hatta çok farklı öneriler de oldu. Örneğin bu olayın sadece Marmara özelinde ele alınmaması gerektiği, Akdeniz ve Karadeniz havzasında bulunan ülkelerle birlikte aslında bir eylem planının hazırlanabileceğini, işte bütün ilgili paydaşlar bir araya gelerek aslında birazcık da ulusal ölçekte bir yol haritasının hazırlanması gerektiği, atık yönetiminin iyileştirilmesi gerektiği, bu konuda farkındalığın arttırılması gerektiğine dair burada yazabildiklerimi yazdım ama inanın çok daha farklı öneriler de vardı. Birçok öneriyi aslında bizimle paylaştılar. Şimdi bizler biliyoruz ki Kalkınma Ajansı olarak aslında projeler bir takım sorunlar sonucunda ortaya çıkıyorlar ve aslında öneriler de birer projeye dönüştürülebiliyor. Bu noktada aslında tabii ki de ulusal boyutta yapılması gereken çalışmalar var. Ama belki bizler de yerel paydaşlar olarak bir şeyler yapabiliriz. Tabii bu tarz çalışmalar açısından en önemli sorun genelde biliyorsunuz finansman kaynakları ve finansmana erişim sorunu. Burada biraz ajanstan bahsetmek isterim. Çünkü tabii ki de ajans bir finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir. Ama ajansı da sadece bir finansman kaynağı olarak görmek aslında çok da doğru olmaz. Çünkü kalkınma ajansları sadece projecilik veya finansman kaynağı olarak ön plana çıkmazlar. Benzer şekilde bölgesel planlama çalışmaları, iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesi gibi bir takım farklı faaliyetleri de yürütüyoruz bizler. Bu noktada özellikle bölge planımız kapsamında ele alınan konular, ortaya konmuş olan stratejiler ve hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızın gerçekleştirmek istediği projeler olursa, özellikle ilerleyen dönemde belki de ilan edilecek olan bir takım destek programları açısından ajans tabii ki de bir finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir. Ama tabii sadece kalkınma ajansları yok. Birazcık da aslında farklı finansman kaynaklarından da o yüzden bu sunum kapsamında bahsetmek istiyorum. Çünkü her kurumun aslında müdahale edebildiği alan birbirinden farklı. Kısaca biraz onlar hakkında da bilgi aktarmak isterim sunum kapsamında. Örneğin katılım öncesi mali yardım araçları. Biliyorsunuz özellikle çevresel altyapı yatırımları oldukça büyük bütçeli projeler ve bir takım aslında bu bütçeleri karşılayabilme noktasında adım atabileceğimiz, bir takım başvurular yapabileceğimiz farklı programlar var. Bunlardan bir tanesi katılım öncesi mali yardım araçları. Şu an 2021-2027 dönemi olarak aslında İPO 3 şeklinde adlandırabileceğimiz bir dönemin içindeyiz. 5 tane çerçeve ve her bir çerçevenin altında aslında tematik öncelikler belirlenmiş durumda. Şu an çevre ve iklim değişikliği ile alakalı tematik öncelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aslında ilerliyor. Sunum öncesinde ben bu genel müdürlükle aslında irtibata geçtim, uzmanlarla görüştüm. Özellikle hani belki bu tarz büyük ölçekli çevre altyapı yatırımları açısından hani başvuru süreci nasıl oluyor, neler yapabilirler? Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istemiştim sunum esnasında.
Orada aktarılan bilgi şu şekilde oldu. Aslında 2021 yılı için 2020 yılında bir takım başvurular alınmış. Fakat hani çok da büyük bir gecikme olamayacağını, eğer akıllarında böyle birazcık daha geliştirilmiş, belli bir kıvama gelmiş proje fikirleri varsa her zaman kendileriyle irtibata geçebileceklerini söyledi oradaki yetkililer. Ben de bu vesileyle özellikle paylaşmak isterim. Özellikle yüksek maliyetli çevre altyapı projeleri açısından katılım öncesi mali yardım araçlarının değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber yine özellikle teknoloji, inovasyon ve ARGE projeleri açısından bir farklı programdan da bahsetmek istiyorum. Bu da Ufuk Avrupa programı. Aslına bakarsanız bu da bir birlik programı ve 1984 yılından beri aslında uygulanıyor. İlk başlarda çerçeve programı olarak adlandırılıyordu. Fakat 7. çerçeve programından sonra Ufuk 2020 ve 2021-2027 dönemi içinde Ufuk Avrupa olarak adlandırıldı. Bu bileşende özellikle araştırmacıları ve araştırma projelerini aslında destekleyecek bir takım bileşenler var. Ve özellikle de küresel sorunlar ve endüstriyel rekabet başlığı altında da, yani ikinci bileşen kapsamında da aslında özellikle bu çevresel sürdürülebilirlik konusunda belki teknoloji, inovasyon ve ARGE odaklı projeler için başvuru yapabileceğimiz bir takım çağrılar yayınlanabilir. Geçmiş yıllardan farklı olarak komisyon birazcık daha farklı bir yaklaşım sergilemiş ve farklı konuları aslında bir araya getirerek bir küme yaklaşımı öngörmüş. Bu kümelerden bir tanesi olan 6. kümeyi ben paydaşlarımızın takip edebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu küme kapsamında bir takım hedefler var ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik aslında bir takım konu başlıkları belirlenmiş. Yaklaşık 189'du yanlış hatırlamıyorsam. 198 pardon, farklı konu başlığı belirlenmiş durumda. Bunları çok detaylı paylaşamadım çünkü daha çağrı metinleri yayınlanmamış. Ama çağrı metinleri yayınlandığında özellikle bu hedeflere ilişkin konu başlıklarının takip edilmesinin işte teknoloji, ARGE veya inovasyon odaklı projeler için de bu programların değerlendirilmesinin önemli olacağını düşünüyorum. Hemen bakın aşağıda bir takım linkler paylaştım. Özellikle Avrupa Birliği Başkanlığı ve TÜBİTAK'ın yapmış olduğu sunumlar ve özellikle de kayıt altında alınmış olan bizimki gibi panellerle ilgili bütün her türlü bilgiye bu linkler aracılığıyla ulaşılması mümkün. İlgi duyan paydaşlarımız inceleyebilir ve bilgi sahibi olabilirler. Son olarak özellikle yeni bir programdan bahsetmek istiyorum. Bunu da şu nedenle ekledim. Hatırlarsanız paydaşlarımızdan bir tanesi, bu olayın sadece hani Marmara özelinde değil, aslında farklı havzalar bazında da yapılabilecek bir takım eylem planlarıyla çözümlenebileceğinden bahsediyordu. Sınır ötesi işbirliği programını aslında anlatmak istiyorum. Ülkemizin aslında başvurabildiği iki tane sınır ötesi işbirliği programı var. Bunlardan bir tanesi Karadeniz Havzası ile ilgili olan, diğer ise Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı. Biz Çanakkale ve Balıkesir olarak ne yazık ki bu programlara şu ana kadar proje başvurusu sunamıyorduk. Çünkü bu programlar özelinde şehir ve şehirler üzerinde paydaş sınırlaması vardı. Fakat bundan yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce, tam COVID döneminden önce Avrupa Birliği Başkanlığı'nda bir toplantıya katılım sağladık. Ve bu toplantı kapsamında ülkemizin artık Akdeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı açısından başvuru yapabilecek uygun ülkeler arasına alınacağına dair bir bilgilendirme sahibi olduk. Bu nedenle 2021 yılı özelinde hani en son konuştuğumuzda bir çağrının açıklanması planlanıyordu. Ben özellikle bu sınır ötesi işbirlikleri açısından, birlikte yürütülebilecek projeler açısından bu programların da takip edilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Hatta belki başvuru yapmayı düşünecek paydaşlarımız açısından da özellikle belki daha önceki yıllarda yayınlanmış çağrılara yapılmış başvurularla alakalı bilgiler de incelenebilir ve en azından bir hani ne tür projeler, hangi kapsamda projeler desteklenecek belki bir fikir sahibi olunabilir düşüncesindeyim. Bu nedenle de sunumun bazı kısımlarında fark etmişsinizdir belki bazı projelere ulaşabileceğiniz linkleri de ekledim. Şöyle biz de özellikle hani toplantılar kapsamında hani bölgemiz açısından öncelikli olduğunu düşündüğümüz konular, ele alınabilecek konular konusunda da o toplantılarda mümkün olduğunca bilgileri aktarıp kendilerini ulaştırmaya çalışmıştık.
Teşekkür ediyorum ilginiz için Yeşim Hocam. Benim aktarmak istediğim bilgiler bu kadar. Recai Bey, sizin aktarmak istediğiniz bir şey var mı? İlave. Yok, çok teşekkür ederim. Sadece anket yaptık. Bir de uluslararası araştırmaların karşılaştırmasını yaptık. Bu internetle ilgili bizden görüş sordular. Hemen şeyi kapatayım. Görüşte görüş dahil edilmesi, adaların dahil edilmesi, yatırımların dahil edilmesi konusunda tüm görüşlerimizi detaylı olarak verdik. Teşekkür ederim. Ben de katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Petek Hanım oldukça bilgilendirici ve de desteklerine şekilde ulaşabileceğimizi gösteren çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ya Yeşim Hanım. Buyurun. Yeşim Hanım, başkanımız zannediyorum programı varmış, belediye başkanımız. Bu arada eğer müsait... Tabii hocam. Buyurun. Başkanımız efendim. Sayın Başkanım, buyurun Sayın Başkanım. Evet, teşekkür ederim Sayın Rektörüm, değerli genel müdür, saygılar bütün katılımcılara. Tabii bizim kentimizi de çok yakından ilgilendiren bir müsilaj sorunuyla ilgili üniversitemizin yapmış olduğu böyle bir toplantı çok önemli. Dün de konuşmuştuk zaten bu konuyu sizinle de. Tabii öncelikle sizin konuşmanızın başında tespit ettiğiniz bir konu vardı. Bir Kur'an-ı Kerim'imizden bir ayet paylaştınız. Onu aynen katılıyorum ve bunu ilerletiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Dünya bir düzen üzerine kurulmuştur. Daha doğrusu bütün kainat bir düzen üzerine kurulmuştur. Bu ilahi bir düzendir. Ve bu düzene yapılan her türlü müdahale, olumsuz müdahale karşılığını fazlasıyla verir. Bugüne kadar vermiştir, bundan sonra da verecektir. Dolayısıyla bu doğayı, bize emanet edilen bu doğayı eşit bir biçimde, adil bir biçimde daha doğrusu ve gelecek nesillere de aktaracak şekilde israf etmeden kullanmamız ve korumamız gerekir. Bunu yapmadığımız için başımıza bu işler geliyor. Yani belki virüsün de mevcut virüsün de başlangıcında bu yatıyor olabilir. O bilimsel olarak onu bilemem. Ama bu bir gerçek. Yani yıllardan beri bizim en güzide denizlerimizden, dünyanın en güzide denizlerinden biri Marmara Denizi'ni biz o kadar hoyratça kullandık ki artık deniz isyan etti. Kirlilik has safhalı. Dolayısıyla burada aşırı yanlış avlanma, balıkçılık, yani burada nizamlara uymadan yapılan balık avcılığı, efendim denizlere atılan atık sular, hatta katı atıklar hepsini alt alta koyduğumuzda sonuç bu olmakta. Şimdi bundan kurtulmanın yollarını arıyoruz. Elbette ki belediye olarak biz de buna çare arıyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Ama öncelikle biz kendimize düşeni ne yaptık, yaptık mı? Çünkü 18 Mart Üniversitesi bizim üniversitemiz. Bu belediye beraberiz. Sizle beraber bu kentte yaşıyoruz. Biz ne yaptık? Bizim hem Çanakkale'nin atık su arıtma tesisi hem de mücavir alanımızdaki Güzelyalı ve Dardanos'taki atık su arıtma tesisleri tamamlandı. Şu anda biyolojik arıtmamızı yapıyoruz. Ve her iki arıtmamız da her saniye bakanlıkça çıktı suları denetlenmekte. Yani biz çok sağlıklı bir sistemi kurduk ve bunu başarıyla götürüyoruz. Aynı zamanda katı atık deponi alanımızı da yaptık son derece Avrupa Birliği projesiyle ve atık yönetimini de iyi yönetmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Hatta oradaki sızıntı suyunun arıtmasını da yaptık. Yani sızıntı suyunu dahi doğaya vermiyoruz. Bunlar önemli. Hatta şimdi arıtma tesislerimizin Çanakkale ve Dardanos'taki mücavirdeki çıktı sularının acaba sulamada kullanabilir miyiz? Depolayıp onun çalışmasını yapacağız. Yani temiz yarı ve bizim arıtmadan çıkan sular aynı zamanda da
şeyleri de mikroptan da ayrındırılarak ultraviyole ışınlardan geçirilerek verilmekte. Ama buna rağmen o suyun en azından sulama suyunda kullanılması için de araştırma yapacağız. Yani biz çevremiz açısından kent olarak bunu yapmak durumundayız. Ama mesela Çanakkale'de garip bir durumla karşı karşıyayız. Bu bizim Sarıçay var şehrin ortasından geçen. Sarıçay hep işte dedi şeyi olur, işte bu kirlidir, şudur budur. Sarıçay'da bir bizim atık sudan, arıtmadan çıkan suyun kirliliği değil. Ama şu var mesela, bunun üzerine 3 tane köy var. Biri Kurşunlu, biri Dört Yol, bir tanesi de Saraycık. 3 tane köyün kanalizasyonu hiçbir arıtmadan geçmeden bu derenin içine aktılıyor. Bunu tespitini yaptık, özel idareye söyledik, Çevre Müdürlüğü biliyor, Çevre Bakanlığı biliyor, herkes biliyor. Hiç tık yok. Sadece o mu? Barajın içine de oradaki köylerin arıtmalarının sız olarak arıtmalarından taşarak bir kısmında hiç olmadan baraja da geliyor. Biz o suyu da arıtıyoruz. Yani bunların hepsi birer artı olarak birbirinin arkasına ekleniyor. Marmara olarak bakarsak yıllardır Ergene Nehri ile ilgili tefrika halinde yayın var. Simsiyah su akar, biz bakar, herkes bakar, ilgililer bakar, o sular da akar. Sadece bir tanesini söylüyorum. Bunun başkaları da var. Aslında Marmara Denizi'ne çok güzel tatlı su kaynakları akar. Dereler, ırmaklar, çok iyi bir havzadır Marmara Denizi'nin havzası ama maalesef tam tersine bütün bu olumsuz çıktılar, atıklar bu denizin içine yıllardan beri akıtılmaktadır. Aynı zamanda da kötü avlanma oradaki balık nesillerini azaltmıştır. Bizim fakültemiz gayet net biliyordur herhalde, araştırıyordur diğer üniversitelerde. Giderek nesil sayısı azaldı ve farklı nesiller gözükmeye başladı. Balon balığı artmaya başladı. Yani bunun herhalde bir gerekçesi var. Ve bu süreçte çok acil ve kesin denetimli ve ciddi yaptırımlı tedbirler alınması şart. Yoksa burayı Marmara Denizi'ni unutacağız. Marmara Denizi kötü bir deniz olarak efendim bizim hayatımızda yerini alacak. Ama yazıktır, günahtır. Çünkü sonuç itibariyle böyle bir deniz, yani bir tarafta az tuzlu denizi, akıntıları çıktısında tuzlu deniz, yavrulamaların, yumurtalamaların için göçlerin olduğu, balık göçlerinin olduğu bir deniz ve korunaklı bir deniz dünyanın başka hiçbir coğrafyasında yok. Hiçbir coğrafyasında böyle bir deniz yok. Ama biz bu denizi yok etmek için elimizden geleni yıllardan beri yapa geldik ve bundan sonra da eğer tedbir almazsak çok kısa bir sürede tamamen yok olacaktır. Yani müsilajın denizin üstünde tamam da o da biliyorsunuz aynı zamanda güneş ışınlarının geçmesinden geliyor. Hocalarım onu da herhalde şey yapmışlardır, söyleyeceklerdir veya söylemişlerdir, ben duymadım. Yani güneş ışının geçişinden geliyor. Yani dolayısıyla sadece alttaki zemine yaygınlaşmaları değil, aynı zamanda başka yan şeyleri de var. Şimdi bunların insan sağlığına zararlı mı yararlı mı onu bilmiyorum. Yani o konuda bir şey duymadım. Yani denize girersek ağzımıza bulaşı veya yutkunursa, hani boğazımıza kaçarsa nasıl bir etki olur? Onu da açıkçası bilmek lazım. Bir zararı var mıdır, yok mudur? Onu bilemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle nitekim İtalya'da örneğini verdiler. Turizmi de etkiliyor. Yani turizmi de çok ciddi oranda etkileyecektir. Onun için bunun bir an önce çözümü için bu tür toplantıların yapılıp ama hızlı bir biçimde de bakanlıklarımızın tedbir almasında fayda var. Bakın biz Çanakkale'de 18 Mart yine üniversitemizde çevre mühendisliği bölümüyle geçen yıllarda temizlik işleri müdürlüğümüz bir komisyon oluşturdu. Bu bir kordonda koku oluşmuştu. Yosunlar geliyor şeyde bizim üniversitenin alt taraflarında hatta orada ve bir yıldan fazla çalıştılar. Şeyde burada ötrifikasyonun arttığını tespit ettiler. Daha müsilaj yokken ortalıkta. O bilimsel olarak ben hocalarım anlar ne ifade ettiğini ama bizim arkadaşların ifadesi de TRIX değerinin 6'dan yüksek çıktığını tespitini yapmışlar çevre mühendisiyle. Yani
bu geçen seneden beri bizim de ilgi alanımız içerisinde ve bunun mücadelesini yapmaya çalışıyoruz. Mesela deniz çöpleri eylem planı kapsamında yine bakanlığın şeyinde onun içerisinde yer alıyoruz. Bu noktada çabalarımızı arttırmamız, biz de arttıracağız. Üniversitemizin olması önemli. Deniz Bilimleri Fakültesi çok önemli bizim için. Birlikte zaten çalışacağız şeyimiz de var. Çevre mühendisliği de önemli tabii yine üniversitemizin. Onlarla beraber çalışmamıza devam edeceğiz. Ben pazar günü bir toplantıdan sizleri bilgilendireyim. Bilmiyorum, belki haberiniz vardır. Marmara Belediyeler Birliği'nin 6 Haziran pazar günü bir toplantısı var. Sayın Bakan da katılacakmış. Sayın Murat Kurum Bakan da katılıyormuş. Ortak eylem planı hazırlığı için kim bunlar? Çanakkale, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa. Yani Marmara'ya kıyısı olan belediyeler bir toplantı yapacağız. 6 Haziran, yani önümüzdeki pazar günü. Buradan bir ortak eylem planı çıkartılması söz konusu. Bu şekliyle işte üniversite, birlik, bakanlık, biz hep beraber bu sorunun çözümüne ortaklaşmamız gerekir. Ben bilgilendim, çok teşekkür ediyorum. İyi oldu, dün haber verdiniz bana, iyi oldu, ben de katıldım, duyduk. Bizim şu anda beni görüyorsunuz ama başkan yardımcılarımız burada, temizlik işleri müdürümüz burada, müdürümüz burada, kanalizasyon müdürümüz burada, elemanlarımız burada, başkan yardımcılarımız burada. Hepimiz ilgiyle izledik. Sonuç itibariyle bu ortak sorunumuzu inşallah en kısa zamanda gidermek için çalışmaları paylaşırız diye düşünüyorum. Söz verdiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam, Sayın Rektörüm. Biz de teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ olun. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Ülgül Gökhan'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Yeşim Hocam, buyurun. Toparlama ve kendi sunumunuz için söz tekrar sizde Yeşim Hocam. Buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sunumuma başlamadan önce panelimize katılımından dolayı değerli Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz, Belediye Başkanımız, Sayın Rektörümüz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, akademisyen arkadaşlarım, öğrencilerimiz ve dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da sunumumu paylaşmak istiyorum ben. Görünüyor mu acaba? Görünüyor hocam, evet. Teşekkür ederim. Ben de bugünkü sunumum için özellikle çeşitli röportajlarda sunulan, merak konusu olan soruları derlemek istedim. Böylece günün sonunda evimize götürebileceğimiz mesajlar neler olabilir? Kısaca değinmek istiyorum izninizle. En çok sorulardan bir tanesi, dünyada benzer örnekler var mı? Kontrol altına alınabilmiş mi? Alındıysa ne şekildeydi? Petik Hanım'ın da sunumunda belirttiği gibi müsilajla ilgili ilk kayıt 1729'da Adriyatik Denizi'nden verilmiş. 80'lerin sonunda bu yana da dramatik bir şekilde etkilerinin arttığı görülmüş. 1988'den 2004 yılına kadar Adriyatik Denizi'nde yaz aylarında tekrarlayan bir şekilde ortaya çıkmış. En büyük müsilaj olayı 88-89 yıllarında Kuzey Adriyatik'te meydana gelmiş. Hem ekolojik hem de ekonomik açıdan olumsuz etkilere sebep olmuş. Günümüzde de oluşum aslında devam ediyor ve iklim değişiminin Akdeniz sisteminde deniz müsilajı ve mikrobiyal patojenler üzerine potansiyel etkisini çalışan araştırmacılar var. Müsilajın yayılım ve dağılımının iklim değişimine bağlı yüzey suyu sıcaklıklarındaki artışlarla da oldukça ilgili olduğunu bu araştırmacılar belirtmiş. Bir diğer soru, müsilaj temizlense bile bir etki bırakır mı sorusuydu. Özellikle deniz dibinde birikimi uzun süreçli olduğundan sedimentteki organizmalar üzerine baskısı yoğun müsilajın. Örneğin midye, istiridye gibi çift kabuklu yumuşakçalar, süngerler, mercanlar ve deniz çevrelerinin üzerini kaplayarak hem oksijen alışverişini hem de fotosentezi olumsuz etkiliyor.
ölümlerine sebep olabiliyor. Bu organizmaları tüketen ve deniz çayırlarını beslenme, üreme ve barınma alanı olarak, yani bir habitat olarak kullanan bu organizmalarda bu nedenle bu bölgelerinden ayrılma eğilimi gösterebiliyor ya da ölebiliyorlar. Dolayısıyla bir habitat kaybından da bahsedebiliriz bu duruma bağlı olarak ve uzun vadede de besin zinciri ve biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkileri olacağını da belirtebiliriz. Müsilajın Ege ve Akdeniz'e de sıçrama durumu olabilir mi sorusu yoğun olarak sorulan sorulardan bir tanesiydi. Sıcaklık, tuzluluk ve akıntı sistemlerini göz önüne aldığımızda sorunun Ege ve Akdeniz için çok büyük problem olabileceğini şimdilik düşünmüyoruz. Çünkü olası sorun oluşturan organizmaların bir kısmı da bu bölgelerde bulunmuyor ya da yoğunlukları çok az ve dağılımları Marmara sistemine benzer bir özellik göstermiyor. Tabii ancak hem iklim değişimlerinin hem de insan kaynaklı kirleticilerin etkileri bütün denizlerimiz için önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Müsilajın bu kadar yoğun görülmesinin sebebi nedir? Bu durum normal mi? Müsilaj haberlere bu kadar yoğun yansımıyordu. Yansımıyor muydu? Yoksa bu kez anormal bir yoğunluk mu var? Bu görüntü Çanakkale Boğazı limanından. Belirttiğim gibi ilk kayıt 1700'lü yıllarda Adriyatik'ten verilmiş, 80'lerin sonundan bu yana özellikle yaz sonu sonbahar aylarında sürekli gözlemleniyor aslında. Ülkemizde de Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 94 yılında ilk olarak meydana gelmiş. Özellikle Çanakkale Boğazı ve Marmara'da 2007-2008 döneminde oldukça yoğun bir şekilde görülmüş ve süreç de oldukça uzun olmuştu. Günümüzdeki durumunu değerlendirecek olursak, bu dönemde müsilaj oluşumu Mart ayından bu yana özellikle Çanakkale Boğazı için devam ediyor. Haberlere bu kadar fazla yansımasının aslına bakarsanız nedeni de bu. Çünkü önceki senelerde oluşum genellikle Eylül-Ekim gibi başlayıp kısa zamanda meteorolojik şartlarında uygun olmasına bağlı olarak fazla miktarda yoğunlaşma olmadan dağılım gösteriyordu. Özellikle iklimlerin yer değiştirmesi, dolayısıyla mevsimlerin kayması ya da bazı mevsimleri tam olarak yaşamıyor olmamız, örneğin ilkbaharın çok uzun sürmesi ya da kış aylarıyla ilkbahar aylarındaki sıcaklıklardaki benzerlikler bu sürecin uzamasında da önemli etkenler olarak karşımıza çıktı. Bir diğer soru, insan sağlığına etkileri neler? Olası bir salgın söz konusu olabilir mi? Müsilajın doğrudan insan sağlığı üzerine bir etkisi belirlenmemiş. Ancak ortamda sirkülasyonun azalması, sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Arsen hocamız da bundan bahsetti, özellikle Mahir Bey de bundan bahsetti. Çeşitli mikrobiyal faaliyetler meydana geldiğinden dolayı buna bağlı olarak dolaylı insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler söz konusu olabilir. Bu nedenle bir tedbir olarak müsilajın bulunduğu alanda denize girilmemesi tavsiye edilebilir. Bunun yanı sıra filtrasyonla beslenen midye gibi çift kabuklu yumuşakçaların tüketimi sınırlandırabilir. Zira bunlar bildiğiniz gibi süzerek besleniyorlar. Ortamdaki bu maddeleri bünyelerinde biriktirme ve daha sonra da biyolojik olarak magnifikasyon durumu söz konusu oluyor. Bu dönemde yine sorun yaşanan bölgelerden yakalanmış deniz ürünlerinin pişirilmeden, bizde çok geleneksel olarak çiğ tüketim yoğun değil, pişirilmeden tüketilmemesi yine tavsiye edilebilir. Fitoplankton patlaması, alg çoğalmaları gibi denizin rengini kırmızı ya da kahverengine çeviren olaylar endişelenmemiz gereken durumlar mıdır? Bunları ne şekilde elimine edebiliriz?
Fitoplankton patlamaları sonucu denizin rengi, planktonik organizmaların içerdiği pigmentin durumuna göre farklılık gösteriyor. Örneğin kırmızı aksesuar pigmentler içeren dinofile geliler çoğaldığında red tide olarak isimlendirdiğimiz sucul sistemin rengini kırmızıya çeviren bir durum oluşurken, çoğu diatom çoğalması sonucu sucul sistemin rengi brown tide dediğimiz oluşumlara bağlı olarak kahverengine dönebilir. İlkbaharın gelmesi, su sıcaklıklarının artması, ışık miktarının fazlalaşması, sistemde besin elementlerinin yoğunluğuna bağlı olarak da özellikle fırsatçı türlerin sayılarını artırarak tek türün baskın olduğu, büyüklüklerine göre sayıların 100 binde 1 milyon adet litreyi aşan organizmalar sucul sistemde alt patlamalarına sebep olabiliyor. Genellikle bu türlerin tüketicileri yok. Dolayısıyla sayılarını hızla artırabiliyorlar. Bunların toplanıp elimine edilmesi mekanik yolla çok mümkün değil. Zira mikroskobik organizmalar bölünerek çoğalıyorlar. Ortam şartları uygun olmadığı zaman bunların çoğalması için miktarlarını azaltabiliyorlar. Ayrıca organik madde olduklarından bir süre sonra bakteriler vasıtasıyla ayrıştıklarından sisteme tekrar bir inorganik madde salınması da söz konusu. Evet, ben sunumumu bu şekilde kısaca bitirmek istiyorum. Ve sonuç olarak sunumumuzu toparlamak, panelimizi toparlamak istiyorum. Tabii ki konu çok detaylı. Ancak alanlarındaki uzmanlarımızla müsilaj olayını çeşitli araştırma ve değerlendirmelerle izlediğimiz panelimizin sonuna geldik. Sorunun önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmemesi adına yapılacak çalışma, toplantı ve eylem planlarını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu panelle de bir katkı sunmuş olmayı ve farkındalık yaratmış olmayı ümit ediyoruz. Panelimizde belirtilen önemli alt başlıklarla alt başlıkları da bu süreçte kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli açıklamaları ve katkılarından dolayı uzmanlarımıza, bizi sabırla takip eden katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum ve panelimizi sonlandırmak istiyorum.